akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi geceler, güzel geceler, güzel bir cuma gecesi diliyorum. Herkese Milyon TV ekranları karşısında bizleri izleyen herkes için eğlencenin zilini çalıyorum. Efendim gong başladı. An itibariyle Türkiye'nin kanalı Milyon TV'de en eğlenceli program gong zilini çaldık. Efendim bu gece itibariyle ekranları karşısında bizleri izleyen herkes az sonra bu yayına katılabilir. Nasıl katılabilir? Telefon numaralarını vereceğim. Ama bu gece nelerden konuşacağız? Yine ben güzel ve eğlenceli bir konu başlığımız var. Bu konu başlığıyla ilgili de mutlaka ekran karşısında herkesin yaşamış olduğu bir durum vardır. Ya da bu durumu yaşayan birçok kişi mutlaka vardır. Onlarla bu akşam tanışmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Efendim ben Aykut Pala, Gong Milyon TV'de 3. bölümle devam ediyor. Keyifli gidiyoruz, güzel gidiyoruz ve bu akşamın da konusu nedir diye sorduğumda şöyle duyalım bakalım. Bu gecenin konusu nedir? Taktım, aklımı sana taktım. Taktım, gönlümü sana taktım. Taktım, kafamı sana taktım. Taktım, gönlümü sana taktım. Deniz oldun, ırmak oldun. Üstüme yağdın. Mustafa Topaloğlu, efendim uzayın efendisi Mustafa Topaloğlu dedi ki kafayı sana taktım, gönlümü sana taktım. Peki kafayı siz neye taktınız? Efendim bu gece takıntılardan konuşacağız. Hayatta nelere takıntılısınız? Kimlerin ne tür takıntıları var? Ünlülerin nasıl takıntıları var? Ama benim için en önemlisi sizin ne tür takıntılarınız var? Onları duymak istiyorum bu gece Gong'da. Peki telefon numaralarımızı verelim. Takıntısı olan ya da tanıdığının, benim değil ama bir tanıdığımın takıntısı var ki o da şudur diye söylemek isteyen varsa bu gece ne kadar değişik takıntı duyacağım merak ediyorum. Efendim 0212 alan koduyla 270-0-80 canlı yayın telefon numaramız 212-270-0-80 ya da efendim arayamıyorum şu anda. Yanımda biri uyuyor. Ben WhatsApp'tan yazayım en güzeli derseniz de WhatsApp hattımız 530-915-69-90. 530-915-69-90. Anında da ezberlemişim ha. Vallahi güzel, kendimi bir zil çalarım burada ben. Bir de efendim www.milyontv.com adresinden bizleri takip edebilir ve izleyebilirsiniz aynı zamanda canlı yayını. Ve Instagram'da Milyon TV'den de şu an itibariyle canlı yayını yine an be an takip edebilirsiniz. Evet, takıntılar dedik. Bu gecenin konusu takıntılar. Ya benim de var takıntılarım tabii. Ben de kendime takmayı seviyorum. Yani bu Türkçe'de şey efendim, kendime takmayı, işte kravat takmayı, zincir takmayı. Efendim söyleyeyim. Benim de takıntılarım var türlü türlü. Ya takıntılı da bir insanım. Kendime baktığım zaman gerçekten takıntılı bir adam gibi durmasam da takıntılarım var. Zor bir adamım. Benimle yaşamak da zor biraz. Benimle yaşayan insanları da tebrik ediyorum gerçekten. Burada benimle yaşayan insanlar var çünkü stüdyoda. Herkesin bir takıntısı vardır. Benim de var. Ara ara bahsedeceğim. Ama sizin ne tür takıntılarınız var? Benim için bu gece o önemli. 0212-270-0-80. Yanınızda, yakınınızda ya da birebir sizde olan takıntıları konuşalım istiyorum. Az sonra gelen mesajlara bakacağım WhatsApp'tan. Ve telefonla ilgili tabii ki geri dönüşleri de mutlaka alacağım. Bu gece telefon bağlantılarıyla, mesajlarla ve eğlenceli konu ve videolarla Gong yine devam ediyor. Efendim takıntıların en kötüsü temizlik bence. Çünkü günümüzde zannediyorum pandemiyle beraber gelişen daha fazla bir takıntı durumu oluştu. Herkes de hijyen manyağı olduk. Baya baya temizlik manyağı olduk. Onu siliyoruz, bunu siliyoruz, her yerimizi siliyoruz. Bir de bakın şimdi az sonra izleyeceğimiz videodaki teyzemiz, akraba sevmeyenler var mı aramızda? Akrabalarımı çok da sevmem. Hani gelmeseler de olur, akraba olmasa da olur diyenler. Bak şu teyze insanların akrabalarına yapmak isteyip de yapamadıklarını yapıyor insanlara. Hocam gelsin görüntü bakalım neymiş? Psikoloğun ayağına geldi. Aa, hani gelmeyecektiniz? Ama hemen değildi ama birazcık şey yapalım dedi. Hayır, tamam mı? Hayır, gelmezsiniz. Ha, hayır, bir adım atayım. Hadi. Olmaz ya. Gerçekten o zaman ben kimseye eve koymuyorum. Tam nasıl adım atayım eve? Yo, ben şimdi ben oturayım artık. Gel bak ben buraya oturayım ha. Kesinlikle otur. Şimdi ne yapacağız bu bardağı? Bardağı kendinize beraber götürebilirsiniz. Veya da koyun. Hayır, bu bardak bugün burada kalacak. Rica
Hayır, hayır, çantanıza koyabilirsiniz. Hadi gidelim birlikte yıkayalım. Hayır, tamam. Hayır, zaten ben eve zor aldım. Sinirli mi ufak? Hayır ama yıkayacağız ya bardağı. Hayır, olmaz olmaz. Hadi ya olmaz. Ama bir... Ne oldu? Göğsüm ağrıyor. Hayır bak. Sinirlerim bozuldu. Evet efendim, gördünüz, bu akşamın ilk videosuyla başladı gong. Ben önce bu teyzeye bir zil bir çalayım. Çünkü bu teyze zilleri hak ediyor. Çünkü ben bu konunun başlığını şey olarak koydum, bu videonun başlığını. Yani akrabalarımıza yapmak isteyip de yapamadığımız tavrı teyzemiz az önce gösterdi. Bak, girmeseniz iyi olur. İşte içeriği yeni sildim. Oturmasan olur mu? İşte içtiği bardağı sakın onu koyma mutfağa, al geri götür. Evine kendinle beraber götür diyor. Bir an önce git buradan demek istiyor aslında. Şimdi birçok kadında bir temizlik takıntısı var. Mutlaka var. Çok temizlik takıntısı olmayan kadın da zannediyorum o da farklı bir takıntıya sahiptir herhalde. Yani kadın dediğin tabii temiz, insan dediğin temiz olmalı aslında ama işte evlerde galiba temizlik görevi biraz daha hanımlarımıza düşüyor gibi. Şimdi teyzemizde yoğun bir temizlik ve hijyen takıntısı var. O yüzden eve gelen hanım psikolog. Onu tedavi etmek için geliyor ama kapıdan içeriye sokmuyor yaklaşık bir 10 dakika kadar. Ve 10 dakikanın sonunda psikolog da bir mesleği gereği bir ikna ediyor hastasını. Ama devamında işte koltuğa oturma, onu yapma, bana dokunma. Bakın koltukta bir çarşaf serili bakın. Koltuğa önce çarşafı sermiş çünkü dışarıdan gelen birinin içeriye bakteri getirdiğini düşünüyor. İçtiği su bardağını yine hayır olmaz oraya koyamazsın, onu al çantana koy gibi atıflarda bulunuyor aslında karşı tarafa. Bu son günlerde var ya Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola'nın yaratmış olduğu o Safiye karakteri harika. Hep dedik ki böyle abartılı, bu kadar da abartma işte, bir taze fasulyeyi 5 kere yıkıyor, bardağı 5 kere yıkıyor falan. Ama bunlar gerçekten efendim hayatın içerisine varmış. Yani biz editörlerimizle birlikte, sevgili yönetmenimle birlikte bu geceyi hazırlarken hepimiz şok olduk. Yani yönetmenim ayrı şok oldu, ben ayrı şok oldum, editörler ayrı şok oldu. Gerçekten tüm kanal bir yok artık dedik ama bunun daha da fazlası var mıdır diye baktığımızda karşımıza neler neler çıktı, kimler kimler çıktı göreceğiz az sonra. Ama sizlerin de arasında varsa efendim canlı yayına bağlandığınızda bir konuşalım. Yani temizlik şöyle, mesela benim annem de hijyeni çok seven bir kadın. Takıntılı değil ama ev temiz olmak zorunda. Derli toplu olmak zorunda. Mesela hani annem görmeden böyle bir şey yapılır ya, erkek çocukları yapar genelde. İşte dışarıya çıktın, evde bir şey unuttun, ayakkabıyı çıkarmak zor gelir. İşte ucuna basa basa, hani şu bak, şu olay şudur. Ve ucuna basa basa, şöyle hırsız versiyonu vardır ya, oradan gerek kalmadı. İçeriye bir girersin. Devamında anne seni yakalarsa enseden böyle bir çeker. Biraz da işte kulağını çeker sözleriyle, gönderir seni. Ama bazı annelerde vardır ki ev temizlendiğinde o salonun kapısı bir kilitlenir. Bayramdan bayrama evin salonuna giren insan var. Şahidim, biliyorum. Bizim sülalemizde de var. Ya bayramdan bayrama ev halkı evin salonuna girebiliyor. Çünkü özel günlerde açılabiliyor. Çünkü çocuklar günlük kirletmesin diye. Peki soruyorum, hiç açılmayan bir salon her hafta temizlenir mi mesela? Yani temizliyorsun, kilitliyorsun, kimse gelmiyor. Haftaya tekrar temizliyorsun. Ne kadar pislenmiş olabilir? Bir de bu takıntı ne kadar ileriye gidebilir? İkinci videoda izleyeceğimiz kardeşimiz çok enteresan. Kardeşimizin videosunu bir izleyelim. Üzerine de bir şeyler söyleyeceğim. Bir bakalım, bir ikinci videomuza bir gelsin. Dışarı çıkmıyor. Abla okunmasan. Abla okunmasan. Artık çöpe. Çöpe atacağız artık, dergi. Burada ağaç var sadece. Çim var. Karşıda duvar var. Başka da bir şey. Olsun, insanlar yani, yeter abi. Ben... Abi... Girebilir miyiz odaya? Girmeseniz abi. Dışarı çıkmıyor. Abla okunmasan. Abla okunmasan. Artık çöpe. Çöpe atacağız artık, dergi girmesin. Burada ağaç var sadece. Çim var. Karşıda duvar var. Başka da bir şey. Olsun, insanlar yeter geçiyor abi. Ben... Girebilir miyiz odaya? Girmeseniz abi. Sevgili izleyenler, görüyorsunuz işte sevgili Batuhan kardeşimizin yaşamış olduğu zorluğu. Pencerenin perdesini araladığın zaman ben kirlendim diye içeriye koşuyor. Anında duşa giriyor ve defalarca yıkanıyor. Servis kelimesinden nefret ediyor. Çünkü okula giderken serviste kendinin kirlendiğini düşünüyor. Ve servis dediğin anda ya da çalışmış olduğu iş yerinde de bir servis durumu var. O otoservis gibi. Orada da yine servis, yani pis bir alan olduğu için kendisini servis kelimesini duyduğunda kirlendiğini düşünüyor. Çok zor.
Hani nereye kadar yaşayabilir, ne kadar götürebilir bu durumu? Ve şu anda mesela Batuhan neler yaşıyor, neler hissediyor, ben bunu merak ettim. Ve sevgili Batuhan'a ekibimiz ulaştı. Batuhan şu anda telefon hattımızda olması gerekiyor. Bize bu durumla ilgili biraz bir bilgi versin. Şu an ne yapıyor mesela, bir konuşalım. Alo. Alo. Batuhan iyi geceler. İyi geceler Aykut abi. Nasılsın kardeşim, iyi misin? İyiyim abi, sizler nasılsınız? İyiyiz bizler de, çok şükür. Batuhan temizlendin mi? Temizlendim. Tamam, duşunu alıp geldin değil mi yayına? Evet, duş aldım. Bak ben de duşumu aldım geldim, ben de tertemizim, bir sorun yok, tamam mı? Tamamdır, tamam. Şimdi Batuhan, az önce videonu izlediğimizde ciddi anlamda büyük boyutta bir sorun yaşadığını görüyoruz videolarda. Yani eve gelen muhabir odana girdiği anda rahatsız oluyorsun, pencereye açmaya yeltendiğinde bile rahatsız oluyorsun. Bu video gerçekten bu kadar gerçek miydi? Şöyle söyleyeyim. Bunlar hepsi gerçek çünkü ben bunu 5-6 senedir yaşadığım için kimseye kabul etmiyorum. İnsan yüzü görmediğim için, kirlendiğimi hissettiğim için onu da almadım içeri. Yani dışarıdan eve gelen bir insan olduğu zaman kirlendiğini mi düşünüyorsun? Evet, öyle hissediyorum. Ya peki ya o vücut durumu nasıl oluyor mesela? Yani ne vücutta ne hissediyorsun? Böyle bir titreme mi geliyor? Oğlum ne oluyor ya? Nasıl hissediyorsun o pisliği yani? Şöyle söyleyeyim size. Nasıl söyleyeyim ona? Kendini bulanıma sokuyorsun. Hani hiçbir şey dokunmak istemiyorsun. Taze temizlik düşünüyorsun. Taze odak o. Peki Batuhan, orada görüyorum mesela. Şimdi odana biri girdiği için pislendiğini düşünüyorsun ya. Bak üzerindeki tişörtünü çıkarıyorsun. Annen diyor ki bu artık çöpe, giymez bir daha diyor. Bu doğru mu, öyle mi oluyor o da? Çok şöyle söyleyeyim. Tüm tişörtlerimin yarısını ve çoğunu, hepsini verdim ya da çöpe attım. Peki ikinci giymenin, yani yıkansa mesela deterjanla anne, yıkasa, ütülese olmuyor mu oğlum? Olmuyor Arif abi, yani onu ben o zaman şey düşünüyordum ya, makineye girdiği zaman tamamen yıkanmayacağını düşünüyordum hep. Peki sen yenisi gelsin. Peki sen ama şimdi sen peki kendini temizlendiğine nasıl inanıyorsun Batuhan, duşa girdiğin zaman? Suyla? Duşa girdiğim zaman kendimi 1-2 saat banyoda tutuyordum. Her gün 1-2 saat mi? Evet. Oğlum etlerin buruş buruş olmuyor mu senin? Vücudumda çok bir cilt yaraları aldım. Bir sürü her yerinde böyle soyulmalar oldu. Hepsi oldu yani. Ya sana kıyamam. Peki sana bir şey soracağım şimdi Batuhan. Bu 5-6 senedir yaşadığın bir durum diyorsun. Yani ortaya evet. Çıkaran travma ne oldu bunu? Şu an mı soruyorsunuz? Ya şimdi soruyorum ama 5-6 sene öncesini soruyorum. Hani ilk nasıl kirlendiğini hissettin? Nasıl dedin şöyle, ben kirlendim diye? Şöyle söyleyeyim size. Bir gece oturuyordum. Bir anda bir ürperme mi diyeyim artık ne diyeyim. Bir anda başladı. Otururken böyle bayağı oturuyordun. Evet, bir anda. Kirlendim dedin. Evet. Ama neren kirlendi? Nasıl oldu ki? Mahrem yerinden başladı ilk baş. Öyle mi? Öyle hissettin yani. Evet. Ondan sonra abdest alamamaya başladım. Abdestsiz zannediyordum kendimi. Ve bunun ilk baş tedavi olmadım. Çabuk geçer zannediyordum ki tedavi olmadım. Ve bu ilk baş orayla başladı. Sonra el yıkamadır vesaire vesaire böyle çoğaldı. Peki dışarıya da mı bakamadın hiç mesela? Bak burada dışarıya bakıyorsun, hop duşa. Yani sokak yüzü görmedin mi, gün yüzü, öyle mi derler? Oğlum. Şöyle söyleyeyim, dışarı bakma nedenim şu. Ya dışarı baktığım zaman onun havası ya da ne bileyim başka bir şeyse beni kirletiyor hissediyordum. Direkt duşa giriyorduk, onun için pencereden de bakmıyordum. Peki böyle anneye babaya falan sarılıp öpme gibi bir şey var mıydı, yoksa temas hiç mi yoktu? Ya anne babamla sıkıntı yoktu. Dokunabiliyordun onlara ama dışarı çıkıp gelse mesela? Ya olmuyordu o zaman. Onlar mı duşa giriyordu, sen mi onları girip çıkıyordun, yıkıyordun, ne yapıyordun? Onlar ya yani şöyle duşa girme değil de böyle ellerini yıkadıklarını görüyordum. Elbiselerini değiştirdiğini görüyordum öyle. Peki Batuhan şu anda ne durumdasın? Bir tedavi sürecin vardı değil mi, doğru mu? Evet, şu an tedavimiziyle hala devam ediyor tedavim. Görüşüyorum, ediyorum, çalışıyorum. Kafede çalışıyorum, mutluyum. Çalışmaya başladın, dışarıya çıkıyorsun artık yani, öyle mi? Evet, çok mutluyum, huzurluyum artık yani. Artık o 5-6...
Bravo dedim, evet. 5-6 sene öncesini artık hiçbir şey hatırlamayıp onları çöpe atıp şu an yeni bir hayata başladım. Bravo artık, sana. Eğer çünkü onlarla yaşamaya devam edersen hayat olmaz. Yani berbat bir şekilde devam eder. Artık dedim ki buna bir son vermem lazım, yenmem lazım. Çok şükür şu an iyiyim, tedavim güzel gidiyor. Süper. Peki Batuhan. İlaçlarımı bile düşürdüm, öyle devam ediyorum. Kız arkadaşın var mı? Yok. Yok. Niye olmuyor peki sence? Bu sendeki durumdan dolayı mı? Çünkü aldatıldım. Ama dur ya Batuhan. Senden bak ne çıktı şimdi. Dur. Nasıl aldatıldın ki? Nasıl yakaladın ki? Şöyle söyleyeyim. Kuzenin tarafından aldatıldım. Kim? Kuzenin mi? Evet. Kuzenin senin kız arkadaşa mı göz koymuş? Şöyle söyleyeyim. Sen banyodayken... yıkanırken sen o adam o da temizlemiş. Öyle mi? Evet. Maalesef. Gerçekten bana annem hep şey diyordu. Sen banyodan sen el yıkamaya devam et. Millet kız arkadaşıyla gelsin. Sen de banyona devam et. Anacım görmüş. Anacım görmüş ama işte sen banyodan çıkamadın ki bir bornoz giyip çıksan göreceksin nerede ne var da. Sonra üzüldün mü? Üzülmedim. Çünkü niye üzülmedim? Kuzene gerçekten de bak ha. Dedim. Behlül'e bak Behlül'e. Çünkü niye üzülmedim biliyor musun Ayet? Çünkü o kadar değer verip boşa bir insana değer verecekmişim. Yani boşa bir insana o kadar ya. O kadar romantik bir müzik versene hocam. Evet. Batuhan peki bir şey daha sorayım sana. Şimdi mesela yeni kız gideni artık sen boş ver o gitmiş. Yeni olacak olan bir kız arkadaşın için buradan çağrıda bulunur musun? Mesela kriterlerin ne? Bu kız ne yapmalı? Günde 3 kere duş almalı, 5 kere abdest. Yok, artık onlara şey ihtiyacım yok. Gerçekten benim için önce kriterim Galatasaraylı olması. Vay, Galatasaraylı mı olmalı? Tabii. Benim için en önemlisi o. Tamam. Ya içi dışı bir olsun yeter be. Başka bir şey istemiyorum. Temizlik? Ya, temizlik tabii olacak. Yani şimdi bana annem diyor ki mesela... Çevremdeki arkadaşlarım, aile dostlarım. He. Şimdi sen diyor temizlik şeyin var. Sana diyor kesin pasaklı bir eşin olacak. Ah kıyamam. Evet. Kıyamam. Diyorum ki Nazlan diyorlar ki ne yapacaksın? He. Diyorum bilmiyorum artık onu da temizliğe alıştırırım ya da devam ettiremem diye düşünüyorum. Doğru yolu bulur o da. Yani illaki bulması lazım. Değil mi Batuhan? Ya Batuhan harikasın. Vallahi kırmadın bizi. İyi ki de geldin yayına. Yani seni böyle biraz daha hem yakından tanıdık hem de ne boyuttasın diye bir merak ettim açıkçası. Yani hala işte perde açınca kirlendim diye koşup duşa mı giriyorsun dedim ama aşmışsın her şeyi. Sana helal olsun. Gecenin zilini sana çalıyorum. Teşekkür ederim. Gong'da Batuhan. Peki o zaman sana hayatına tekrardan başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Geleceğin tertemiz ve parlak olsun Batuhan. İnşallah amin tüm cümlemize. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Ha, evet ben de bir şey daha gerçekten, soracağım sana. Gerçekten Ezmeci'nin dediği gibi gerçekten düşünme kalkarsan hayat gerçekten çok güzel. Evet. Hani şunu boşa demiyorlar. Kafanıza topadan başka hiçbir şey takmayın. Çünkü takarsanız hayat devam etmiyor. Yok şu şunu demiş, yok bunu demiş. Onlar hiç takmasınlar, hayat yaşasınlar, güzel olsun. Ya sana helal olsun ya Batuhan. Vallahi gerçekten dediğin çok doğru. Peki bir şey daha söyleyeceğim sana. Şimdi ekran karşısında da bizi izleyip de böyle hani farklı takıntılar olan insanlar vardır. Bu takıntılar aşılmayacak kadar mühim mi yoksa kafada bitebiliyor mu zamanı gelince? Bir söyle ya, örnek olsun. Ya şöyle söyleyeyim size. Benimki 5-6 senedir ben programa çıkmadan... İstanbul'a gittiğim zaman orada 15 sene, 20 sene bu hastalığı yaşayan bir kadın vardı mesela. O mesela parayı yıkıyordu, ekmeği acele yıkıyordu. Her şeyi yapıyordu. O kadın yendiyse herkes yenebilir. Ya bu doktor sadece değil, bunu biz kendi beynimizden bitirmemiz lazım. Biz bitiremezsek isterse en iyi doktoru gelsin, en iyi profesyonelleri gelsin. Doğru. Düzeltemez yani. Tamam Batuhan'cığım. Harikasın Batuhan. Teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi yeni hayatında o zaman her şey çok daha güzel, çok daha temiz olsun. Tamam mı? İnşallah. Herkesin köle olsun. Teşekkür ederim beni bağladığınız için. Öpüyoruz seni. İyi ki geldin. Hoşçakalın. Hoş geldin. Çok sağ ol. İyi geceler. Bay bay.
Sevgili izleyenler, Gong'da böyle ilginç bir vaka vardı. Gerçekten temizlik hastası çocuk, gördüğünüz gibi yani camdan perde açıldığı anda kirlendim deyip banyoya koşan, efendime söyleyeyim annesi mesela koltukları silmeden oturamıyormuş. İşte gözünün önünde silecekmiş kadın, ki daha böyle ekibimize anlattığı bilgiler vardı çünkü. Hani gözünün önünde silecek, nöbet tutuyor, anne siliyor, Batuhan oturuyor. Ya o kadar takıntılı boyuttan bu hale gelmiş Batuhan. Çalışabiliyormuş, sosyal yaşama karışmış. Helal olsun, bravo Batuhan. Efendim gecenin konusu takıntılar. Neye takıntınız varsa bana söyleyin. Canlı yayına geldiğiniz anda arayın, konuşalım. Bak, bana yine sosyal medyadan ulaşan, bu hafta içerisinde kendi Instagram sayfamdan yapmış olduğum bir anket vardı. Takıntılarınızı söyleyin, yayında da konuşalım diye. Aykut Pala TV kendi Instagram adresim. Onun dışında da bir telefonumuz daha varmış, bakalım. Alo. Alo. Efendim merhabalar, iyi geceler. İyi geceler. Efendim kiminle görüşüyoruz? Ben Ezgi. Ezgi, merhaba, nasılsın Ezgi'cim? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ezgi'cim, nasıl bir takıntın var? Ya da var mı? Senin mi var? Kimin var? Benim var. Senin var. Birebir takıntılı olan sensin. Evet, benim birine karşı bir takıntım, bir zaafım var ve bunu asla halledemiyorum. Birine karşı bir takıntım ve zaafım var. Allah! Neden? Bilmiyorum bunu. Yenemiyorum. Kaç yıldır ne var? Ne kurtulabiliyorum, ne bitirebiliyorum. Yani platonik bir takıntı mı bu hani? Onu da bilmiyorum. Yani aslında neyin ne olduğunu biliyor ama bilmezden de geliyor bize. Yani bir dakika. Ha. Niye bilmezden geliyor ki? Onun ilgisi İçine yok de mu? Geliyor galiba. Bir dakika, kaç yıldır bu takıntı var sende? Kaç yıldır bir takıntı var? Sayarsam şöyle bir 5. 5 yıldır. Peki niye olmuyor yani, takıntı haline geldi de niye beraber olmuyorsunuz artık? Onu çözebilsem herhalde şu anda bu durumda olmayız. Sen söyle, gidip bir artık takıldım ben sana. Ne olur söyledim. Anla sana diye. He? Söyledim. Söyledim. Defalarca kez söyledim. Anlamadı mı? Anlamadı mı? Anlamazlıktan mı geldi? Ne oluyor? Asla ben anlayamıyorum. Vallahi ben de anlamıyorum Ezgi. Ama sen de başkasına mı takılsan artık acaba? 5 sene yeter takılmışsın. He? Belki de öyledir. Bir şey diyeceğim. Yeni bir şeye mi takılsan artık? Takıl. Artık ona takılma. Yeni bir şeye takıl sen. Öyle mi dersin? Ben öyle diyorum. Sen ne diyorsun? Peki sence bu kadar emek vermişken vazgeçmek de haksızlık olmaz mı? Ya olmaz. Emek verdiğin şeyin sonunda bir şey de olması lazım. Sizde hiçbir şey olmamış ki. Yani daha birbirinizi sevdiğinizi bile bilmiyorsunuz ki. Başka bir şey oldu mu olmadı. O da hiçbir şey de yok. Yani hani el ele tutuşma, gezme, tozma bir şey de yoktur herhalde, değil mi? Var oldu, mı? Oldu. Ne oldu? Oo, ya. Ne oldu öyle? Oldu bir şeyler ya. Hmm. Bir şey yapmayalım. He. Anladım. O zaman olan olduysa Ezgi'cim inşallah takılırsınız diye düşünüyorum biraz daha. İnşallah. Olur. Ezgi, ben sana bir soru sorayım mı? Benim burada renkli sorularım var. Tabii efendim buyursunlar. Renkli sorulardan ne geliyor bakalım? Bir şey diyeceğim. Çocuğun adı ne? Ezgi. Çocuk dedi gitti. Eylem. Çocuğun adı Eylem mi? Evet. Ha, anladım. İsmi de Eylem'miş. Peki. Ben bu soruyu da sana sormayayım da şunu sorayım o zaman. Ben sana şu soruyu sormak istiyorum. Bak şunu. Bulamıyorum da buldum ama artık bir şeyler sana. Eylem, peki yapmak istediğin en büyük çılgınlık nedir diyor soruda. Yapmak istediğim en büyük çılgınlık. Evet. Ben uçaktan atlamak istiyorum. Neden? Yükseğe karşı bir korkum var. Yani çok yüksek binalara çıkınca binada bulunurken zarar olmuyor ama yükseğe çıkıp da aşağıya bakınca böyle bir elim ayağım titriyor. Bir dikkatim dağılıyor, bir geriliyorum. Korkuyorsan niye atlıyorsun ya? Korkunuz bunu da hep derler ya, korkunuzun üzerine gidin diye. Ama mesela uçakla yolculuk yapabiliyorum, işte sıkıntı yok. Sadece binalara çıkıp balkondan ya da pencereden aşağıya bakınca korkuyorum. Allah, anladım. Hayırlısı Ezgi be o zaman. Atlarsın bir gün Eylem'le. Öyle çılgın bir eylem yaparsınız bir gün. Sevgi gerektirir. Tamam mı? Tamam. Eylem, iyi geceler diliyorum sana. Kendine iyi bak. Geceler. Bay bay. Efendim Eylem diyorum, Ezgi. Eylem takıntısıydı. Çünkü Ezgi 5 yıldır Eylem'e takılmış. Takılmışlar da biraz. Yani
Bir şeyler de çünkü yapmışlar ama artık sonları çok da hayırlı olmamış gibi galiba. Olabilir, böyle şeyler olabilir. Efendim telefon numaramızı hatırlatalım. 212 alan kodu 270-0-80 canlı yayın telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Takıntılardan konuşuyoruz. Kimlerin ne takıntıları var onlara bakalım. Mesela bir tane bize gelen takıntılardan biri şu. Biriyle yan yana yürürken adımlarımı yanımdakine göre ayarlayıp onunla aynı anda adım atmaya çalışıyorum diyor. Evet, nasıl mesela, gösterelim bunu ayakta. Biriyle yan yana yürürken, yani şöyle yan yana yürüyorum şu anda. Yanımdaki baktım beni geçti, ben yine ona göre mi ayarlıyorum? Şimdi bak, şu ağır ağır yürüdük. Tamam, şu an yürüyorum ben. Yanımdaki gitti, ben koşuyorum aynı adımı atmaya. Ama bu beni yorar. Mesela ben bunda yorulurum. Böyle bir şey hiç gerek yok bence. O yüzden bu seni yoran aktiviteye umuyorum son verilsin sevgili kardeş. Kendimi şu an Güzin abla gibi hissediyorum. Evet kardeşim. Yemekle içeceği aynı anda bitirmek diyor. Bu efendim birçok fakirin takıntısıdır bu genelde. Gariban, fakir ve öğrencilerin takıntısıdır bu. Dönerle ayran arasında gerçekleşen bir ilişki olur normalde. Biz de az bitirmeye çalışmadık zamanında. O ayranla bir de küçük ayran verirler o dönerin yanında. Biliyorsunuz ki tavuk dönerin yanında küçücük ayran. Bir lokma döner çok az, ayran onu ıslatsın diye çünkü. O da kardeşim kıyamam bir gariban takıntısı oluyor. Hepimizde her dönem olmuştur. Alo. Merhaba, iyi günler. İyi günler efendim. Saat kaç sizde? Efendim? Hayırlısı. Kiminle görüşüyorum? Erhan Pınar ben. Kim? Erhan. 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 Evet. Çok güzel. İsim ve ses tonu çok güzel. Nereden arıyorsun bizi? Teşekkür ederim. İstanbul'dan. İstanbul'dan. Erhan, evet. Takıntılı bir insan mısın? Evet, biraz takıntılıyım. Nelere takılıyorsun mesela abi? Ya birkaç tane takıntım var ama mesela çalışmayı hiç sevmiyorum. Sevmiyorsun hiç? Evet, 12 yaşından beri çalışıyorum ama. Hayatta böyle tuhaf bir şey işte. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bir arkadaş ortamında, bir aile ortamında böyle rahat davranan insanlara bir takıntım var. Hep böyle kavga etmek istiyorum onlarla. Ediyorum da burada hiçbir yerde sevilmiyorum. Nasıl insanlarla? Rahat insanlarla mı? Böyle rahat hareketler, işte ne bileyim, böyle değişik konuşmalarla takıntılarım var. Böyle değişik hissediyorum kendimi. Yani mesela rahattan kalsın şu mudur? Bak şimdi ben geliyorum mesela, senin eve geldim. Erhan. Oo Erhan, ne yaptın ya dedim. Geldim böyle masaya oturdum. Evet. Takılır mısın bana? Ya şimdi şöyle bir şey anlatabilir miyim? Tabii, buyur anlat, program senin. Şöyle bir şey, geçenlerde biz birileriyle tanıştık. Tamam. Daha yeni tanıştık, adam gecenin birini beni arıyor, bir şeyler istiyor. O olmuyormuş gibi yüz yüze görüşüyoruz. İstediğimin daha fazlasını istiyor ama daha yeni tanışıyoruz. Bu samimiyet nereden geliyor dedim ben de. Bu yüzden kavga ettik yani. Öyle oturuyordum evde gece, öyle kanalları izlerken gördüm, bir arayayım dedim. Hani belki çözüm yolu bulursunuz diye. Ben şimdi bulayım, dur bulayım ben bir dakika. Şimdi sen, tabii, bir daha bir başlama. Ne istedi ki senden bu adam gece gece? Abi rahat konuşabiliyor muyum? Çok da rahat konuşma. Tamam, anlıyorum ben seni. Tamam, anlıyorum. Abi arada bir miktar bir şey istedi, para istedi. O tabii, o ama daha yeni tanışıyoruz. Olmamış gibi ertesi günü görüşecek, daha fazlasını istiyor. Olmaz ama, öyle de olmaz. Bunun da bir adabı vardır öyle, yani. Öyle olmaz abi. Öyle olmaz. Sen öyle çok borç vermek istiyorsan şey yap. İBAN'ımı vereyim. Eyvallah, atabilirsin, sıkıntı yok. Vallahi mi Erhan? Erhan ne iş yapıyorsun? Ben bir iş yapmıyorum abi. Dedin ya oğlum, 12 yaşından beri çalışıyorum diye. Tamam abi, 12 yaşından beri çalışıyorum ama bir iş yapmıyorum. Oğlum çalışmaktan kastı ne? Yatmak çalışmak olmuyor ki, sen ne yapıyorsun? Yok abi, ben nasıl işte anlatamıyorum burada. Neyi anlatamıyorsun? Ne yapıyorsun ki sen? Yaptığın iş mi sıkıntılı? Ne iş yapıyorsun oğlum sen? He, hayır öyle abi ya. Sen yattığın yerden mi para kazanıyorsun acaba? Evet biraz abi. Allah vermiş bize. Ben yatıyorum. Ya evet. Olur, evet, öyle geliyor. De insan, bazen şanslı insanlar yattığı yerden para, evet, kazanabiliyor. Evet, evet, para gelebiliyor. Evet. Her gün mü yattığın yerden yatıyorsun? Günde, her gün yattığım yerden kaç yatıyorum. Kere her gün geliyor. Uyuyorsun? Kaç kere yatıp uyuyorsun günde? Günde ben 3-4 saat yatıyorum. Öyle bir şey yapmıyorum. Yani geceleri 2-3 saat yatıyorum. O kadar. Daha oğlum yorulmuyor musun o kadar uyumaktan? Yok. Kendimi iyi hissediyorum. Oh. Enerjili bir adamım. Oh. Ben hiç mesela şu ana kadar çok kez geceleri uyuyorum. Hiç de para kazanamadım yani bu işten. İşte değil de işte Allah'ın işi. Uyuyorsun. Evet. Misafirim oğlum. Buyurun.
Aa Erhan'cığım sağ ol ya, ben kimseyle yatamıyorum. Tamam peki. O bir zaman şey sorabilir miyim? Oğlum sor da bak Erhan. Buyur abi. Beni korkutuyorsun. Yok abi estağfurullah. Daha demin Ezgi Hanım'a bir soru sordunuz. Bana da bir soru sorabilir misiniz? Erhan evet sorayım ben sana da. Evet ben de bir soru istiyorum. Sana da ben bir soru sorayım Erhan da. Evet. Sana da ne sorayım bakalım Erhan. Erhan geliyor abicim. Dur bu da olmaz. Gel abi. Oğlum tam adamına nasıl soru lan? Ekip de var ya. Evet. Ama bunların hepsini sana özel bir soru geliyor. Abi hiç sıkıntı yok. Hepsini cevaplayabilirim. Şimdi geliyor ki Erhan diyor ki neyin küçüğü makbuldür senin için? Neyin küçüğü makbuldür? Evet, neyin küçüğü makbuldür senin için? Yani evet neyin küçüğü seversin? Neyin küçüğünü seversin? Evet yani küçük olsun da Erhan sevmiyorsan tamam abi, da bırak şey ama. Söyleyeyim sana. Sevmiyorsan da bırak. Tamam söyleyeyim mi abi? Evet. Abi küçüğü makbuldür benim için. Anladım abicim. İçeceklerin küçük boyu. Aynen abi. Tamamdır. Küçük boy içecek seviyor adam. Yani küçük ayran olabilir. İşte küçük asitli olur içecek abi. Olabilir. Küçük soda olur. Küçük limonata olur. Müthiş ya. Erhan süper enerjin var kardeş. Teşekkür ederim abi. Vallahi bekleriz. Biz cuma geceleri Gong'la Milyon TV'deyiz. Sen her de... cuma arayacağım buraya abi. Her çünkü cuma. Ben birçok takıntılı insanım. Bayağı da takıntılısın. Onu görüyorum Erhan şu anda. Üçüye takıntım var. Temizliğe takıntım var. Oh. Var yani. Bayağı takıntılısın. Ben gecenin evet, gecenin izleyicisini buldum sevgili izleyenler. Efendim takıntısı olan arayabilir sevgili Erhan gibi. Fazla takıntısı olan varsa. Erhan sen yatmaya devam et kardeşim. Parası tamam, bulur. Tamam abicim. Tamam abicim. Tamam abi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi geceler Erhan. Kendine bak abicim. Hadi geç olmadan yatarsın sen de artık. Bak bakalım nasıl oluyor. Erhan güzel, işi de güzelmiş. Yani abi diyor yattığım yerden para kazanıyorum diyor. Demek ki babası veriyor sana. Uyu oğlum sen kıyamam işe güce gitme. Ben sana her gün veririm diyor. Güzel, keyifli. Baba parası da bir yere kadar. Allah sağlık versin. Şimdi efendim bu takıntılar arasında bir de bir rahatsızlık aslında bu ama. Obsesif kompulsif bozukluk. Şimdi videosunu göreceğiz. Ben izlerken sinirim bozuluyor. Bunun üzerine tekrardan konuşalım ama bir telefon numaramı hatırlatayım. 0212 270 çift 0 80 telefon numarası. Az sonra telefonda takıntılı biriyle tekrar konuşmak üzere. VTR. Bir şey. Çok fena. Ben izlerken gerildim. İzlerken böyle bir hani tutup diğer tuşlarlıkları diyesim geldi. Ama biliyorum ki onlar da bu durumdan çok rahatsız. Bakar mısınız? Bak yataktan kalkıyor. Ya o terlikleri kaç kez giymeye çalışıyor. Bak ama böyle bir yere gidemeyiz ki. Böyle gidemezsin. Böyle tuvalete gidemezsin. Ablam olmaz böyle olmaz. Bak bu kadar. Bak mesela ben de hocam ben de düzenli bir insanım. Takıntılı da bir insan değilim ama düzenli bir insanım. Mesela benim zilim masanın ne kadar ortasında? Bunu ölçtünüz mü yayından önce? Bunlar önemli şeyler. Bu gerçekten buradan buraya kaç santim? Bak kızımız kalktı, ölçtü, tam ortaya koydu. Ayakkabı 8 kere giydi, çıkardı. Yani ben izlerken cinnet geçirdim. Çok enteresan. Bu şekilde bu vakaları yaşayan kimse var mı aranızda? Ya bu çok önemli benim için. Bakın bu kadar ağır şartlarda yaşayan bir insanın psikolojisini çok merak ediyorum. Gerçekten. O da bu durumdan mutsuz ama yapmaktan da kendini alıkoyamıyor. Çok ilginç bir durum. İzleyince tabii ki şey geliyor bize. Hani tuhaf ve eğlenceli geliyor. İzlemesi biraz komik. Ama artık üçüncü tekrardan sonra ben böyle bir tutup bir tane abla vardı ya cama basıyordu böyle arabanın camına indir kaldır indir kaldır. Onu artık buraya böyle koyarım kafamı. İffet gibi girelim oradan içeriye böyle. Beni sıkıştırsın orada artık. Gerçekten gına geldi bana.
Gerçekten de. Şimdi efendim 0212 alan koduyla beraber 270-0-80'den ne kadar sorunlu insan varsa bekliyorum bu gece yayınıma. 0212-270-0-80. Şurada bir yerde de yazıyor zaten ekranımızda. Bütün sorunlu insanlar beni arayabilir. Bakın bunlar artık hastalık derecesinde. Bir de takıntılarda hastalık takıntısı olanlar da var. Hastalık hastası olan insanlar var. Var yani hastalık hastalığı diye bir şey var biliyor musunuz siz de? Var değil mi? Biliyorsunuz. Bizim akrabalarımızda da var İzmir'de. Bir Ayşe teyzemiz var. Kendisi hastalık hastası. Yani sen başım ağrıyor de o benimki daha çok ağrıyor dersin. Yani ne bileyim bende prostat var desem uf benimki de çok kötü der Ayşe teyze. O kadar hastalık hastası çünkü kendisi. O böyle her gün çantasında değişik ve renklerine göre ayırmış olduğu haplarıyla meşhurdur. Ona farklı bir lakap da var ama onu burada söyleyemiyorum mesela. Çünkü Ayşe teyze günün her saatinde farklı renkte bir hap içer. İşte bu burama iyi gelir, şu şurama iyi gelir diye. Peki bakalım hattımızda kim var ve takıntısı nedir? Alo. Alo. Efendim merhabalar, iyi geceler. İyi geceler. Hoş geldiniz Gonka. Hoş buldum. Nasılsınız? Efendim çok mersi. Nereden arıyorsunuz bizi? İsim nedir? Bursa'dan arıyorum. Bursa'dan. İsim nedir? Özge. Özge. Ne haber Özge? Hoş geldin. Hoş buldum. İyiyim. Senden ne haber? İyiyim ben de. Takıntılı Özge. Ya çok da takıntılarım yok ama takıntıya girecektim ben de izlerken birazcık. Az önceki videoda mı? Yok. Hayır, o kadar delirmedim ya ben. Yok hayır, hani videoyu izlerken mi böyle bir durdurmak mı geldi içinden onları? Benim gibi. Ha yok, ben diğer bazen arkadaşları dinlerken böyle birazcık dürttü beni, dedim ben de mi var acaba hani biraz evet. Çok fazla takıntı. Benim takıntım şu. Ne? Saçma bir takıntı. Bilirsin ki ben yolda yürürken senin sağ tarafında yürüyemiyorum gibi bir. Ya bak Özge, böleceğim lafını, bir şey diyeceğim. Az sonra notlarımda da var. Bir ünlünün de öyle bir takıntısı var. Artı sosyal medyadan bana gelen en az 5-6 tane mesaj var böyle. Sol değil sağ takıntısı var insanların. Kimsenin sağında yürüyemem diyorlar. Bir dakika. Hayır anneciğim. Dur, anne girdi yayına. Hayır annesi. Anne de takıntılı. Dur, onun ne takıntısı var? Annemin takıntısı kedilerinden falan. Ne olabilir ki başka? Bana anlatır mısın şu psikolojiyi? Sağ tarafta yürürken ne oluyor sana? Ya şimdi dolu oluyor ya hani böyle. Benim sol tarafım dolu olduğu zaman tamam. Bir daralıyorum yani. Aslında bende biraz da var böyle kapalı karanlık yerde duramam. Çok klasofobik değilim ama tamam. Sıkıntı basıyor. O yüzden böyle bir geliyorlar. Böyle bir soldan geliyorlar sana o zaman, öyle mi? Aynen öyle. İnsanlar bazen böyle ters karşılayabiliyorum. Ne ya ne yapıyorsun? Ne diyorsun adama? Yani buraya mı geç diyorsun? Sen mi öbür tarafa gidiyorsun? Ters taraftan yürü diyorum. Bu taraftan gidiyorum. Allah Allah. Çok ilginç değil mi? Bak gerçekten seninle ilgili ya yaklaşık 6-7 kişiden aynı mesajı aldım diyorum hafta içerisinde. Ya bir şey diyeyim, iyi o zaman ya. Bir tek ben miyim acaba böyle diyordum. Yok, senin gibi takıntılı ve problemi olan insanlar bayağı varmış yani Özge. Yani evet. Gerçekten öyle. Peki var mı başka takıntın bunun dışında? Yani mesela sayma takıntısı çok varmış insanlarda. Böyle obje sayma takıntısı çok geldi bana. Evet oluyor. Var mı? Yani mesela işte araçta vesaire giderken bir okuma takıntısı olabiliyor. He, o bende de var. Evet, sayma, çizgilere bakma gibi bak, olabiliyor. Var ya, biraz daha eşsem neler çıkacak? Vaka. Ben de çıkacak. Klinik vaka ama. Şu ara mesela temizlik takıntısı çıkacak. Yani Aykut mesela temizlik yaptığım zaman her yer öyle dursun istiyorum. Asla hiçbir yere bir toz dahi konsun istemiyorum. Ama kedilerin mesela var. Kaç tane kedin var? 4 tane kedim var. Tamam, 4 kedinin olduğu ev ne kadar temiz olabilir? Ya temiz oluyor da şimdi bak canım çıkıyor. Tamam. Mesela yapıyorum. Tamam. Temizlik. Tamam. Ya da o sırada atıyorum süpürgeye bir şey oluyor. Kolu çıkıyor. Bacağı çıkıyor. Oturup ağladığımı da biliyorum yani. Sinirden böyle. İşte bunlar. Sonra tekrar kalkıp devam ediyorum. Temizliğe. Yapacak bir şey yok. Bu da senin takıntınmış. Yazık, günah. Şimdi Özge, sana renkli sorularımdan bir tane soru soracağım o zaman, bir tane de. Haydi sor. Evet. Diyor ki en çok ne yaparken zevk alırsın diyor hayatta. Yemek yerken. Ne? Yemek yerken tabii ki de. Düşünmeme gerek bile yok bunu. Obez misin acaba biraz öyle? Hayır, obez değilim. Evet. Ama çok seviyorum yemek yemeyi, seviyorum tatlı yemeyi, çok seviyorum. Yemek demeyeyim de tatlıcıyım. Ha, tatlı özellikle.
aşırı yani çok çok. Mutlu oluyorum yani neden? Mutlu oluyorum, çok seviyorum. Tamam güzel yani tatlı yerken zevk alıyorsun, mutlu oluyorsun. Evet. Hayatta oluyorsun böyle bir anda öyle mi yani? Evet. Tamam peki güzel. Yani şöyle aslında bir soru daha soracaktım da o soru ya riski sorular böyle oğlum sor, beni sor. Zor duruma düşürmek için beni soruyorsunuz bunlara. Özge ben sana bir soru daha soruyorum o zaman buradan. Bak diyor sor, ki sor. Ünlü olmak istesen kim olmak isterdin diyor. Ünlü olmak istesem kim olmak isterdim? Hangi ünlü? Yani biri olmak istemezdim. Heh. Yani kendi tarzımda ünlü olmak isterdim. Yani hani şu gibi olayım gibi bir şeyim yok. Özge olarak yani ben böyle özge tabii, olarak ünlü aynen. olayım mı diyorsun? Aynen ama hani böyle şey olurdu mesela. İşte Jason Statham'la tanışabilecek statüde falan böyle bir ünlü olsam olur o. Sen bayağı Hollywood'a gittin. Hani şey tabii. Türkiye kurtarmadı seni. Tabii yani. Hollywood'a gittin. Jason'a yaptın, tanıştınız falan. Ay dur şeyi unuttum ya. Dizi ismi verebiliyor muyum burada? Neyi verebiliyor musun? Dizi ismi. Ver dizi ismi bir şey yok. Şey ya Lucifer var ya. Oyuncusunun adını unuttum şu an. Ha Lucifer. Yani bilirsin. Lucifer'cılık. İzliyoruz ya şeyden. Ara sıra bir yerlerden izliyoruz evet doğru. Bir de Lucifer mı seviyor musun? Onu mu seviyorsun? Tabii yani hani onlarla böyle tanışabilecek kadar olsam. Yeter. Kendim olur bence. Yeter. Yani. Olur be. Hayırlısı hayat. Bakarsın yarın Hollywood'dasın Özge. Kısmet hep bunlar. Canımsın inşallah bakalım nasip. O zaman iyi ki aradın takıntılı Özge. Kendine iyi bak tekrardan. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Bay bay. Sevgili izleyenler minicik bir aramız var arkasından. Takıntılı olan herkesle gong devam edecek. Gong Milyon TV ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Gecenin konusu takıntı. Hepimiz takıntılıyız. Yani takıntılarımız mevcut hayatta ve değişik değişik takıntılar var herkese. Yayının başından beri telefonla bağlanan birçok takıntılı insanı tanıdık. İlerleyen dakikalarda da yeni takıntılı insanları tanımak istiyorum. Takıntım yok diyen yalan söyler. Çünkü mutlaka bir şeylere takılan birileri var orada görüyorum. 0212 alan kodu 270 çift 0 80 canlı yayın telefon numaramız. Şimdi hepimizin takıntıları olduğu gibi bir de ünlü isimlerin takıntıları var. Ünlü isimler de değişik takıntılara sahiplermiş ve bunları açıklamaktan da çekinmemişler, korkmamışlar. Siz de korkmayın. O yüzden yayına geldiğinizde direkt olarak bize takıntılarınızı söyleyebilirsiniz. Hocam telefon mu var, VTR mi var, telefonumuz var. O zaman alo. Alo, alo kolay gelsin, iyi geceler. Teşekkür ederim efendim, iyi geceler. Kimle görüşüyorum? Ben Kadir. Ben Kadir. Deli Kadir ulan. Öyle mi? Aynen öyle bir şey. Az bir şey. Az bir şey. Çok az. Deli misin sen de böyle? Kadir. Az bir şey. Çok az bir şey. Ya. Var mı kanında yani? Böyle bir... Kanımda değil de kafamda var az bir şey. Kafada var diyorsun oğlum. Hepimizin kafası var biraz. Boş versene. Öyle olmazsa çekilmez oğlum bu dünyanın kahrı. Bu dünya çekilmez abi aynen. Bu dünya yalan dünya Kadir. Ne takıntın var Kadir? Abi benim uzun saçlı bir de... Küpe takmayan insanlara takıntım var. Bir dakika. Uzun saçlın olunca ne? Olmasın, uzun saçlı mı olmasın? Yok abi uzun saçlı ve küpeli oluyor. Yoksa abi kel oluyor ya. Onlara takıntılıyım abi. Oğlum kel olmasına mesela benim gibi saçım. Mesela ben. Hadi küpeden yırttım. Saçım kısa mı kaldı? Aynen abi senin saçın da kısa bak. Hay Allah nasıl? Hocam var mı peruk? Peruk var mı hocam? Abi perukla değil orijinal olacak abi öyle olur mu? Oğlum 3 dakikada uzatan şampuan var da ben mi almıyorum? Abi mavi su var onlardan alsanız. Tamam ulan reklam yapma dur oğlum dur. Allah Allah karışma renkli suları. Senin saçın ne kadar uzun? Abi benimki valla omuza kadar anca gelir ya. Senin de çok uzun değilmiş küpen var mı Kadir? Var abi 2 tane var 2 tane üstüne takıyorum. Kadir sen ağır metalci misin acaba rockçı mısın sen? Rockçı değil abi böyle biraz hit müzik dinliyorum ben çok az böyle. Peki baban uzun saçlı mı küpeli mi? Yok babam şey kel abi. Sen babana taktın o zaman adama taktın hadi bakalım. Ya babamla çok kavga ediyoruz bu yüzden abi. Kel diye mi? Bazen girdi odaya bile girmiyorum ben. Oğlum bu adamın elinde olan bir şey değil bu hani fakirlik zenginlik gibi bir şey değil ki bu kel abi oğlum işte, adam. Benim sorunum da bu bunu çözer misin bana takıntılıyım ben. Çözerim abicim hocam ışığı kapatıp loş ışık verelim. Yavrum evet, uzan Kadir ucum uzan çocukluğuna ineceğiz çünkü. Meğer sen,
Sen meğer içinde ne kadar çok öfke biriktirmişsin Kadir'ciğim. Vallahi ya. Bunun, bu öfkenin sebebi nedir abi ya? Sen oğlum neden kel sevmiyorsun? Abi bilmiyorum vallahi bir çocukluğumda bir şey mi gördüm? Bir kere sen adamı ne yapacaksın acaba? Adamın saçını başını ne yapacaksın ki sen? Ne oluyor saçı uzun olunca? Madalya mı veriyorsun abi, adam? Abi senin saçın mesela şu an 10 numara. Küpen de 10 numara duruyor. Çok teşekkür ediyorum. Geçer not aldın mı senden? Efendim abi? Geçer not aldık mı? Abi 10 numarasın sen. Oğlum. 10 üzerinden 15. Sana var ya, bu zili hem sana çalıyorum. Bunu da kendime çalıyorum Kadir. Teşekkür ediyorum. Abi, şu abi an çok, sorun yok mu? Şu an çok onur oldum. Nedense bilmiyorum ama. Onur'a da oldum şu anda. Sorun var, soracağım. Dur, oraya geleceğim. Başka tamam takım. Abi. Mesela kel görünce tepki versene bana. Mesela ben şu an kelim. Abi, merhaba. Vallahi var ya, yanından bile geçmiyorum. Böyle bakmıyorum bile. Anladın mı? Oğlum patronun kel olsa? Yok, çalışmam ki abi. Oğlum ne yaptılar sana? Abi bilmiyorum, bu keller bana bir şey yaptı galiba. Büyü mü yaptılar bilmiyorum abi. Büyülerine fazla inanmam da. Allah Allah, buradan ben bütün kellere selam söylüyorum öncelikle de. Arkadaşlar peki hiç kel arkadaşın olmadı mı? Abi bir tane vardı. Heh. Arkadaş vardı. Heh. Onunla da görüşmüyoruz bayağıdır abi ya. Mesela, bizim ortamdan ayrıldı. Kadir kaç yaşındasın? 25 abi. Hayırlısı. Bak şimdi mesela biz seninle çok yakın arkadaşız, tamam mı? Evet abi. Ama kankayız, hani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor, öyle böyle değil. Evet abi. Kadir sabah bir kalkıyoruz, ben kel. Aa. Abi ne oluyor? Bir anda nasıl oluyor abi? Oğlum derdim varmış, bir gecede ben döktüm. Git Allah'ın işi, karışma. Sabah kalktı kelim ben. Ne yapacağız? Hadi bakalım şimdi. Abi direkt yol veririm sana. Ne yapacağım? Sattın mı oğlum iki dakikada beni? Abi ben işte takıntılıyım abi. Çok takıntılıyım. Vallahi bak. Abicim peruk takayım. Abi bilmiyorum ya. Ye, olmuyor mu öyle perukla? Kurtarmıyor musun? Olmuyor abi. Vallahi hiç... orijinal olmasın abi. Peki ne, uzun bak, saçlı olunca mesela... ne yapıyorsun? Sarılıp öpüyor musun oğlum? Sana ne? Bak sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bak, söyle. Bak ben mesela insana küpeyi çok yapıştırıyorum abi. Ve bana yakışmış mı? Bence sana yakışmış abi, yemin ederim. Diğer kulağında da olsa 10 numara olacak. Teşekkür ederim. Buna ona yapamam. Bu iyi, böyle yeter bir tane. Abi bir düşün isterim ben sana. Tamam, bunu bu gece uyumadan değerlendireceğim. Uyuma bu gece abi, düşün bence. Bu gece sabaha kadar bunu düşüneceğim mutlaka. Abi sorun yok mu? Soru göndersene bunu. Soru vereyim abi. Ne soru meraksız çıktınız oğlum bu akşam? Dur, vereyim ben sana bir soru. Kadir sen nerede oturuyorsun? Ankara Etimesgut'ta abi. Ankara Etimesgut'ta. Gelmişim oraya ben, askeriyesine, amcamın oğlu. Süper. Ha oğlum, bu soruları Allah rızası için atmayın, çıkın gidin buradan. Sana ben şunu sorayım mı Kadir? Bak Kadir, insan değil de bir eşya olsan ne olurdun? Bunu ben çok iyi biliyorum. Senin olman tarak gereken... Tarak olurdum abi. Ne? Tarak olurdum. Bence abi. Peruk olurdun, bütün kellere gezerdin kafa kafa. Olur mu? Oğlum kel başa şimşir tarak. Tarak olmaz da senden bak peruk olur, peruk güzel olur. Kadir... Peruk, anlaştık mı perukta, okey misin? Efendim abi, değil mi? Perukta okey misin? Peruk olur senden. Peruk da iyidir abi, doğru söylüyorsun. Peruk iyidir. Peruk daha mantıklı. Kafa kafa gezersin. Baktın kel var, yapış. He? Doğru abi, hem de daha çok arkadaşım olur öyle. Ya bitti, bu kadar basit. Peruksun oğlum, istediğin kafaya konarsın. Bitti. Abi bazıları sevmiyor ya peruk, onun için söylüyorum. Anladım abicim, sen sevenlere gidersin. Aynen. Kadir, abi Allah seni da, çok sevdim abi, biliyor musun? Allah da yardımcın olsun. Ben de seni çok sevdim Kadir. Kendine dikkat et abi. Çok yakışıklı bir abimsin. Teşekkür ederim abicim. Çok sağ ol. Kadir, gitmeden efendim? Saçıma bir maşallah alayım mı senden? Çünkü... Efendim abi? Gitmeden saçıma bir maşallah alayım mı? Abi vallahi var ya, gözüm falan değer dökülür şimdi yarın sabah. Tövbe de diyelim ona da. Maşallah alayım mı senden? Maşallahım var abi, yemin ederim. Teşekkür ederim abicim. Maşallah demeden kapatsaydın yemin ederim emniyetten telefonlardan bulur seni gelirdim onu almaya ben. Best of Turkey'sin abi sen. O neydi o? Best of Turkey'di değil mi abi? Öyle bir şeydi abicim valla. Şampuan güzeliyim ben. Üçüncü. Miss 2000... Turkey abi, aynen. Tamam Kadir, öpüyorum seni kardeşim benim. Çok ben teşekkürler katıldığın için. İyi geceler. Kendine iyi bak, iyi geceler. Takıntılı Kadir. Kadir! Takılma böyle şeyler oğlum. Bırak adamın saçı olsun olmasın. Arkadaşlar insanları saçlarına göre ayırmayalım lütfen. Keller de bizim canımız. Şu anda bir kel bekliyorum telefona bağlanıp da bütün kelleri savunması için. Harika ya vallahi, teşekkür ediyorum. Aykut Bey, iyi ki geldiniz evlerimize. Benim şöyle bir takıntım var. Vücudumun hiçbir yerinde kıl tutamıyorum ben diyor. Elimde de hep cımbızla geziyorum o yüzden. Cımbızla hemen kıl mı çıktı şuramda, hemen de çekiyorum diyor. Bu da böyle... Takıntılı, değişik de bir insan yani. Olabilir ama cımbız biraz işi zor. Mesela bunu cımbızla ben hangi birini? Böyle çok zor o. Onların daha pratik yolları var. Böyle yapışıp çekiyorsunuz. Evet, efendim dedik ki ünlülerinde takıntıları var. Telefon numaramızı verelim mi? 0212 270 0080 canlı yayın telefon numaramız. Gong tümüz ile devam ederken
Bakalım hangi ünlümüzün nasıl bir takıntısı var? Evet geldi. Efendim Özge Özpirinçi demiş ki dolap kapakları açık olduğunda uyuyamıyorum. Yani yatacağı odada bütün dolap kapaklarının teker 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 kapalı olması gerekiyormuş. Şimdi bu çocukluk travması olabilir gibi geldi bana. Çünkü çocukken herkes böyle dolaplardan kapaklardan falan korkuyor. Onların içinden öcü çıkıyor diye. Çocuklar izliyorsa da şu anda öyle bir şey yok. Çocuklar niye öcü çıksın? Öcü diye bir şey yok zaten. Tamam mı? Siz takılmayın öyle şeylere. Özge Özpirinçi de öyle bir kendince takılmış böyle bir şeye. Şimdi Özge dolaplar kapalıyken uyuyamazken bakın bir arkadaş da dolap kapakları nasılken uyuyamıyor. Hazırsa gelsin VTR'miz. Birkaç takıntı diyelim ona. Tamam. Hobi değil. Dolap kapakları. Dolap kapakları. Evet. Kapalı uyuyamam. Dolap kapakları kapalı uyuyamıyor. Abi küçükken şey çıkıyordu ya oradan öcüler. Başka? Müziğin sesi 5 ve 5'in katlarında olması gerekiyor. Mesela arabadayız, müziğin sesi 5 ve 5'in katlarında olması gerekiyor. Ya da mesela bir kafedeyiz, maç izliyoruz. Adam açtı sesi, 49 oldu. Kafedeki görevliye söylüyorum. Ya git kardeşim işine cevabını sürekli alıyor. Şimdi bak bu çok eğlenceli bir adam çünkü takıntıları çok eğlenceli. Özellikle 5 ve katları kısmına ben çok takıldım, eğlendim çünkü o bende de var arkadaşlar. 5 ve katları değil ama bence hani bu televizyonu izliyorsunuz ya şu anda da mesela sesi açtığınızda şey 27, 28, 29 değil abi 30 olacak o. 23, 24 değil de 25 olacak yani illa bir tam sayıya varacak o rakam. Yapacak bir şey yok. Öyle yarım yarım kaldım bende de olmaz. Özge Özpirinç'e dedi ki dolaplar kapalıyken ya açıkken uyuyamam. Bu arkadaş dedi ki dolaplar kapalıyken uyuyamam hepsini tek tek açıyorum dedi. Çünkü içinde öcü var diyor. Çocukken kıyamam ya. Çocukken onu kim nasıl korkuttuysa demişler bak öcü var bak gelir uyu. Hadi çocukları da öyle korktu. Yat bak hadi çabuk bak seni kaçıracaklar şimdi bak diye böyle korkutuyorlar. Ya da bak oradan öcü gelecek. Bak dolabın içinde adam var uyumazsan kaçıracak seni yapmayın. Çocuklarda bak büyüyünce böyle travma oluyor. Bende de böyle travmalar vardı küçükken. Biz İzmir'de benim büyüdüğüm ev dubleks bir evdi. İki katlıydı. Alt katta salon ve mutfak vardı. Üst katta da bizim odalarımız vardı. İşte benim odam, abimle, ablamın odası, annelerin yatak odası falan fıstık. Abi akşam küçük çocuğum Chucky izliyorduk. Abimler, ablamlar Chucky izliyorlardı. Ben de izliyordum Chucky'yi. Korkuyordum çocukken. Sonra onlar oturuyorlardı. Benim uykum geliyordu. Arkadaş evde o merdivenlerden üst kata çıkarken sen arkamdan bütün öcüler mi beni kovalar? Bütün canavarlar mı beni kovalar? O odaya çıkana kadar nefes nefese merdivenlerden harika sonuçlar aldık tabii. Sabah kalktığımızda mesela yatağa bir takım yağmurlar yağmış olabiliyordu bazı gecelerde. Çünkü fazla korkmanın sonu böyle bazı bir takım şeyler olabiliyordu yataklarda. Evet, efendim böyle takıntılar olabilir hayatta. Takıntısı olanlar telefonla anında ulaşsınlar bana. Çünkü takıntı duymak istiyorum bu akşam. Bol bol 0212 270 çift 080 bizim takıntılı insanların arayacağı bu akşamki canlı yayın telefon numaramız. Bir de WhatsApp hattımız var. O da 530 915 6990 ekranın altında zaten yazan numaralardan da yine bize ulaşabilirsiniz anında. Kimin takıntısı varsa ne takıntısı varsa hijyen, temizlik, obsesif. Her türlü takıntıya açığız bu akşam konuşmak için. Şimdi bu geceyle ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Neden? Çünkü hayatta her zaman yeni bilgiler öğrenmeye ihtiyacımız var. Sevgili izleyenler, Milyon TV ekranlarında yepyeni bir bilgi bilmeyenler varsa az sonra vereceğim size. Nedir o? Hemen söyleyeyim. Efendim soruyorum. Bilenler varsa arayabilir ya da WhatsApp hattımıza anında yazabilirler bana. Sorumuz şudur ki horozlar neden sabahın köründe öterler? Biliyorsunuz ki erken öten horozu... Efendim merhaba, sana da merhaba. Merhaba, selamünaleyküm. İyisiniz? Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Efendim, erken öten horozun başını keserler derler. Yapmasın öyle şeyler de. Horozlar sabah neden erken öter? Bu sorunun cevabını bilen varsa anında bizi arayabilirler. 270-0080 canlı yayın telefon numaramızdan. Onun dışında... Efendim şimdi ünlülerimizden bir takıntısı olan kişi daha var ki bu da çok ilginç bir takıntı. Ekrana gelsin bakalım
yepyeni ünlümüzün takıntısı. Yani herkesin bir takıntısı var hayatta. Aman benim şöyle bir takıntım var ama söylesem ayıp olur mu? Eğlenirler mi benimle demeyin. Kimseyi hor görmüyoruz biz Gong'da. Çünkü hepimizin takıntıları var hayatta. Bak reklam şeyi gibi oldu bu da böyle değil mi? Evet, Kıvanç Tatlıtuğ geldi yanıma. Kıvanç Tatlıtuğ yalnızlıktan korkuyor diyorlar. Bir kere sen Kıvanç Tatlıtuğ'sun. Seni yalnız bırakırlar mı Kıvanç'ım? Söyle bana. Seni yalnız bırakırlar mı? Sen hayatta yalnız kalacak adam mısın? Sen bir Kıvanç Tatlıtuğ'sun ya. Aşk olsun yani. Evet, yalnızlıktan korkan insanlar var hayatta tabii ki. Bu şey mi acaba? Hani herhangi bir yerde yalnız kalma korkusu mu? Mesela evde yalnız kalma korkusu mu yoksa hayatta yalnız kalma korkusu mu? Bu önemli. Varsa böyle korkular yine konuşabiliriz az sonra. Onun dışında yine ünlülerimizden bir tane daha videomuz var ama ona gelmeden önce ben ilginç bir haberden bahsedeceğim size. Efendim herkesin takıntıları tabii ki mevcut hayatta ama şöyle bir takıntı var. Yani bu aile içinde farklı bir takıntı. Siverek'te yaşayan Öztepeli çifti var. Ve karı koca ikisinin de hayattaki tek takıntısı kız bebek, kız çocuk, bizim kızımız olsun. Yani ille de kızımız olsun hayatta dediler. Ve deneme yaptılar. Denediler, bir baktılar. Aa, kız değil, erkek. Bir kere daha denediler. Yine baktılar çıkan sonuca. Kız değil, erkek. Bir daha, bir daha, bir daha. Deneye. Hayat hep böyle efendim. Deneye yanıla. Yani denemeden olmuyor bazı şeyleri. Efendim 6 kere denemişler. Bu muhteşem çift, bu muhteşem aile. Kız bebek. Hadi şimdi gelir mi, bu sefer olur mu derken 6 kere denemişler ve 6 tane erkek çocuk sahibi olmuşlar. Bu mevzunun sonunda, bu hikayenin sonunda. Ve sonra demişler ki, arkadaş bizim erkek çocuğumuz değil de neyimiz olacaktı? Bizim... olacaktı. Ya kızımız olacaktı diyor Umut Kuzey. Efendim bu da harika bir yorum oldu sevgili Umut Kuzey'in yepyeni tarzıyla yorumlamış olduğu bu şarkı. Tabii ki sizler dinleyebiliyorsunuz Çelik'in muhteşem albümünden. Çelik efendim 30. yılına özel muhteşem bir albüm yaptı ve bu albümün içerisinde de birbirinden değerli isimler Çelik'in şarkını söylediler. O şarkılardan bir tanesi Kızımız Olacak diye de sevgili Umut Kuzey seslendirdi. Efendim böyle bir takıntı, evlat takıntısı. Kimileri erkek çocuk ararken, kimileri kız çocuk ararken sayıyı biraz fazla kaçırabiliyorlar. İşte bu muhteşem çift de maalesef 6 kez denedikleri yolda kız çocuk olmadı. 6 erkek çocuğu dünyaya geldi. Hayırlısı olsun tabii ki. Yani kız ya da erkek ne derler? Önce sağlıktır. Önce sağlıklı olsun diyelim devamında. 0212-270-080'den tüm takıntılı insanlarla bu akşam konuşabiliriz. Gong'da canlı yayında. Bu arada bana sosyal medyadan gelen diğer takıntılara da şöyle bir bakalım. Burada da yine diğer takıntılar vardı. Efendim diyorlar ki ısrar edilince tersini yapıyorum. Bu inat aslında ya, inat da bir takıntı değil mi? Yani mutlaka bu doğrudur. Bir şeyler böyle ısrar edildiği zaman göz göre göre bile isteye de yanlış yapabilir insanlar. Tersini yapıyorlar. Çok sinir bozucu değil mi o ya? Ya özellikle çocukken mesela böyle 5 yaşında bir tane çocuk var karşında, yapma diyorsun yapıyor, yapma diyorsun yapıyor, yap diyorsun yapmıyor. Yapmıyor. O çocuklardan biri de ben de öyle bir çocukmuşum. Mesela diyorlar ki çaydanlıktaki ilk bardağı kimseye vermem. Güzel. Güzel. O bir emektir ama ya. Ya çayı ben demledim arkadaş. İlk tadına da ilk ben bakarım diyor. Köpüklü köpüklü. Ben içerim diyor. Şimdi çayda köpük olmaz mı? Olur. Ben tepeden dökerim onu çünkü. Kimsenin sağ tarafına yürüyemiyorum diye tekrardan sosyal medyadan gelen mesajlardan bir tanesidir bu da. Senin şortuna taktım çok güzeller diyorlar. Bu da bana gelen takıntılardan bir tanesi. Yine benim şortlarıma takmışlar. Şortların birbirinden güzel, sana taktık diyorlar. Teşekkürler. Çünkü hafta içerisinde ben Instagram üzerinden kendi sayfamda Milyon TV'den bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca benim sayfamda Aykut Pala TV Instagram sayfam. Kendi sayfamda yapmış olduğum anket üzerinden de bu cevaplar geldi bana. Yine demişler ki bu da gerçekten bir kadın yazmış bunu. Çok da haklı. Ayak tırnağının biçimsiz kesilmesi. Bu genelde erkeklerde oluyor. Ben de öyle burasından alıyorum, burasından alıyorum.
Gece gece bunları isterseniz konuşmuyorum. Çünkü dost başa düşman ayağa. Gece gece düşmanlar uzak olsun. Ayak tırnağı şekilsiz kesildiyse ve içerisinde biraz pislik varsa diyor, parmak arası terlik giydiği zaman ben çok kötü oluyorum diyor. Bu evet, bu takıntı ya. Bu gerçekten takıntı yani. Hocam, bir ünlü takıntısı daha gelsin isterim ben ekrana. Bakalım kimden? Kadir Doğulu diyor ki, evlenmeden önce, bak tam da ayağın üzerine konuştuk yalnız, ayak tırnağının üzerine geldi. Diyor ki Kadir Doğulu, ben evlenmeden önce arkadaş, sevgilim olacak insanın da, eşim olacak insanın da ayağını çıplak bir görmeliyim diyor. Yani o çıplak ayağı görmem lazım. Ayak takıntım var diyor. Ayağı kötü olan biriyle ben ne sevgili olabilirim ne de başka bir şeyler yapabilirim. Hiçbir şey de yapamam diyor Kadir Doğulu. Bu bayağı aslında fetiş, yani ayak fetişi olmuyor mu bu? Çünkü ayak bu kadar önemliyse biraz da ona girmiş oluyor. Yani Kadir sen de çorabını çıkar bak, ya da ne diyorsun? Merhabalar hanımefendi, ben sizden çok hoşlandım ama ayak nasıl, ne durumda? Adam da kadına demeyecek, siz ne ayaksınız? Hayırdır kardeş, yani sen benim ayağıma neden bakıyorsun diye. Olabilir böyle şeyler. Farklı takıntılar var. Herkesin kriterleri var tabii ki. Karşı cinste özellikle ilişki öncesinde ya da işte evlilik öncesinde tanıdığın insanı, tanıştığın insanın bir şeylerini merak edersin. Ama tabii her merak ettiğin şeyi de hani aç da bakayım ucundan nasılmış, olmaz bu da. Yani çünkü omuz sevenler var mesela. Aç bakayım da omzunu da bakayım da nasıl bir omzun da varmış. Olmaz. Ayak da aynı şekilde. Beklersin ki kadın böyle bir çıplak ayaklı ayakkabı giysin. İşte çorapsız. Orada bir görürsün, böyle bir bakarsın. Olur. Yani baş parmak biraz büyük ama artık idare edeceğiz mi diyor Kadir Doğulu. Onu da anlamış değilim. Ama güzel. Yani demek ki Neslihan Atagül'ün ayakları ideal mi o zaman? Öyle mi oluyor? Aklıma da o geldi. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen bir de bizim takıntılı insanlar arasında yeme içme takıntısına sahip olan insanlar var. Türlü türlü alışkanlıklar var. Yani yeme içme de şöyle, işte hani gece yemek yemeyi çok severim gibi takıntılar değil de bir takım nesneler yiyen insanların takıntıları var. Bardak yiyen var hayatta, biliyorsunuz mu? Denk gelmişsinizdir mutlaka. Adam bardak yiyor. Bayağı hani böyle suyunu içiyor. Bardak da boşa gitmesin deyip katır kutur kemirenler var. Yani bu gözler neler gördü? Haberlerde orada burada mutlaka bu görüntülere şahit olduk. Peki şimdi sünger mesela. Aranızda hiç yiyen oldu mu? Süngerin tadını bilen var mı? Hani aman nasıl güzel bir sünger. Vallahi şu markanın süngeri özellikle nasıl da güzel oluyor diye bilen var mı aranızda? Bilmiyorum ama izleyelim bakalım şu VTR'de. 24 yaşındaki bu kadının yiyecek listesi. 24 yaşındaki bu kadının yiyecek listesindeki en önemli şey sünger. Günün her saati evdeki eşyalardan sünger kopartıp yiyor. Özellikle yatak süngeri. Geceleri uyanıp canı sünger çektiğinde kendi yatağından alıp yiyormuş. Ancak kendi yatağı bittiği için şimdi annesinin yatağından yiyor. Bu takıntısı 5 yaşındayken başlamış. Süngerin yumuşak, baloncuklu yapısını ve garip tadını çok sevdiğini söylüyor. Yediği süngerler tuvalette aynı şekilde parçalar... Evet, gördünüz yani baya baya abla böyle ballandıra ballandıra, yeminim canım sünger istedi şu an, hani olsa da yesek biraz sünger diye. Çok ilginç, çocuk yaşlarda başlamış, kendi yatağını kemirmeyle başlamış, sonra annesinin yatağına başlamış kemirmeye. Sünger yiyor, VTR'yi görelim bakın. Baya hani kağıt helva gibi. Allah'ım bir tatlı gelmiş ona. Bir tatlı gelmiş. Çok değişik. Normal şartlarda bilirim ki hamile hanımlar hamilelik döneminde çok farklı şeyler isteyebiliyorlar eşlerinden ya da çevresinden. İşte yani duvar kemiren varmış. Değil mi? Onlar var. İşte canım vallahi şunu çekti deyip de kalkıp arkada duvarları kemirenler mi istersin? Yoldaki kaldırım taşından ağzına atanlar mı? Bunları hep duyduk. Bunları gördük. Ama sünger yiyen... Ve annesi de hep uyarıyormuş. Kızım bak sünger yeme, kendi yatağını bitirdin, bizimkine de adandın. Git buradan. Olmaz. Sünger yemek arkadaşlar ne kadar normal olabilir? Mesela böyle bir takıntısı var mı aranızda olanlar? İşte sünger ya da farklı bir şey. Kağıt yiyen mesela. Kağıt yiyenler. Bizim sınıfta gerçekten vardı. Ortaokul döneminde. Bizim bir kızımız ya, bir arkadaşımız gerçekten sıkıldığı anda böyle sayfayı parça parça yutup kağıdı yiyordu. Adını şu anda unuttum ama... Belki bizi izliyorsa arasın yani. Olur ya, izler, tesadüftür, dünya küçük. Gerçekten kağıt yiyordu dersin içerisinde.
Ve yaklaşık sıkı, özellikle matematik derslerini sevmezdi. O da bende. İkimiz böyle çok bakardık. Şakalaşırdık falan. Onun iki sayfa kağıt yediğini falan biliyorum. Ama bakalım acaba şu anda hattımızda olan, telefonda olan izleyicimiz var mı? Benim için önemli olan bu. Telefonda mesela şu an itibariyle bana takıntısını anlatabilecek olan kimse var mı? 0212-270-0080 canlı yayında bana takıntılardan bahsedecek olan birisi. Mesela en saçma takıntılardan birisidir diyor. Ben ellerimi her yıkadığımda içimden 12, 24, 36, 48 diye 12 ve katlarını sayıyorum. Bırakamıyorum bunu yapmayı. Çok saçma biliyorum ama bunu yapıyorum diyor izleyicilerimizden. Bir tanesi. Arkadaş bu bayağı akıl işi yani. 12 ve katlarını saymak, eli yıkadın. Bu bayağı zeka işi de yani. Kolay kolay 3'er 3'er değil galiba 12'şer 12'şer yani. Bunu daha ben 19 19 sayıyorum diyen varsa arayabilir tekrardan da. Bakıyorum. Çamaşırları asarken mandalları kıyafetlerin renk tonuna uyacak şekilde takıyorum diyor. Bu ablam sen hayırdır sen ne yaptın ki ya? Çamaşırları asarken diyor mandalları renk tonlarına göre ayırıyorum kıyafetin diyor. Yani daha kombinlemeye ablam mandaldan başlıyor kıyafetleri. Allah hayırlısını versin her şeyin. Böyle bir eş de evde düşünsene. Aykut'cum ona sarı mandal mı olur? Bak yeşili var onun burada ama diye ayırıyor renk paletlerine göre mandalları. Peki tekrardan söylüyoruz. Şöyle bakalım. Program çok keyifle devam ediyor. Takıntılı insanların takıntılarını duydukça ben hepsine takılıyorum demişler. Tekerleme gibi olmuş bu da. Takıntılı insanların takıntılarını duydukça ben hepsine tek tek daha fazla takılıyorum diyor. Peki efendim şimdi bir de haftanın klibi var biliyorsunuz ki her hafta Gong'da değişik ve farklı şarkıların farklı farklı kliplerine bakıyoruz. Ele alıyoruz, inceliyoruz, üzerine konuşuyoruz. Bakalım bu haftanın klibi acaba neymiş, kimmiş? Görelim ama öncesinde telefon numaramı veriyorum 0212-270-0080 numaralı telefondan takıntını ya da birisinin takıntısını hafif bir dedikodu yapalım burada. Gelsin bakalım haftanın klibi. Sana taktım.
gönlümü sana taktım. Temiz oldun, ırmak oldun, yağmur oldun, üstüme yağdın, kalbime yağdın. Deniz oldun, ırmak oldun, yağmur oldun, üstüme yağdın, kalbime yağdın. Senin aşkınla battım, kancayı sana taktım. Uzayın Efendisi Mustafa Topaloğlu, gecenin şarkısıydı zaten, taktım. Madem bu gece biz takılanları konuşuyoruz, takıntıları konuşuyoruz, Mustafa Topaloğlu da taktım, kafayı sana taktım dedi. Klip çok enteresan. Yani zaten uzaylı lakabıyla anılıyor biliyorsunuz ki Mustafa Topaloğlu. Abi adam uzaya kafayı takmış durumda. Mustafa Topaloğlu artık uzaylı Mustafa diye anılıyor biliyorsunuz ki. Klipte de zaten kızımızı aldı uzaya gitti. Bir de klipte çok güzel ablalar da vardı gerçekten. Bu gelen yorumlarda da var. Onlara da döneceğim birazdan. Ama öncesinde benim telefonum varsa... Alo. Alo. Efendim merhabalar, iyi geceler. İyi geceler Kutbey. Efendim kiminle görüşüyorum? Yasemin ismim. Yasemin Hanım merhabalar. Merhabalar. Takıntılı biri mi var şu an yanımda? Yani biraz fazla galiba. Allah Allah, fazla. Neye takılıyorsun Yasemin bu kadar? Sifona. Hı? Sifon. Büyük sifon, küçük sifon ayrımına. Büyük sifon, küçük sifon ayrımına. Büyük hı-hı. 1 lira, küçük... Yok öyle değil. Yani nasıl? Bir sıkıntı. Ne? Yani hani misafir geldiğinde bundan çok rahatsız oluyorum. Çünkü sifonlar büyük evet. Stillerde. Evet. Yani gerçekten bir küçük su giden, bir de büyük su giden var. Doğru. Mesela misafirde bunu yapamıyor ama mesela kendi ev halkında evet. Kapıda bekleyip hani küçükse küçüğe bas, büyükse büyüğe bas diye uyarıyorum insanları. Peki mesela girmeden önce sana söyleseler hani küçük yapacağım nereye basayım diye. Yani ön bilgi veriliyor mu sana sizin evde Yasemin? Yok verilmiyor, ben kontrol ediyorum. Ne diyorsun? Büyük mü küçük mü abla diye mi öyle mi? Pardon hani. Yok zaten hani şey abla. Ya da o çıktıktan sonra mı bakıyorsun büyük buna basayım diye? Yok zaten hani az çok belli oluyor büyük küçük ne olduğu da. Tabii bakınca belli olur ama hani sen mesela yanında eşlik mi ediyorsun? Yok yok eşlik etmem. Genelde işte bu insanlar tuvalete girdiğinde mümkün olduğunca kapı tarafında bekliyorum. Çok kötü bir takıntı. Ama bu bayağı nöbetçi hani hadi yap bakalım bu insan çok zor bir şey değil mi içerideki için bu? Çok büyük bir takıntı. İçeridekinin çoğu zaman haberi olmuyor. Eğer ev halkından mıysa kapıya vuruyorum. Küçüğe bas, büyüğe bas diye. Sen bayağı gizli kapıda bekleyip... Evet. Ha? Peki evet. Yasemin kaç yaşına başladı bu büyük küçük takıntısı? Yani bildiğin böyle hani tuvalet eğitimi aldığımdan beri yani özellikle bilinçli olarak 6-7 yaşında bu hani böyle insanların sifon takıntısı başladı. Ama hani hele ki şimdi bir sistem gelişti. Siz bayağı zengin, siz varlıklı bir ailesiniz, onu anladık sifonunuzdan çünkü küçük burada. İzmir'in büyük. İzmir'in varlıklı ailelerinden diyelim. İzmir'in varlıklı ailelerinden. Kaç paranız var mesela baktığın zaman? Ben merak ediyorum. Çok paramız var. Allah babamın daha, çok parası var. Allah daha çok versin. Teşekkürler. Mesela bizim evde bir tane sifon vardı. Buradan basıyorduk. Küçüğü de gidiyordu. Büyüğü de gidiyordu oradan. Bizim iki tane zaten hani şey var, tuvalet var. Onlarda da zaten sifon sistemleri hep özeldi. Babam zaten şey hani bu banyo malzemeleri vesaire işiyle uğraştığı için. Takıntıyı bulduk. Tamam. Baba zaten sifoncu. Ya yani sifoncu demesek daha iyi olur. Tamam. Ama sifon da yapıyorsunuz. Ya yani onlar da var tabii ki. Var. Harika. Klozet, sifon, hani banyo vesaire her şey var. Bütün banyo malzemeleri. Çok güzel. Peki sifona basmadan önce el sallıyor musun vedalaşıp? Yok öyle şey. Öyle bir şey. Ben kendimle ilgili bir derdim yok. Yani ben aslında büyüğü de kullanabilirim. O benim için bir sıkıntı değil. Başkalarına karşı bu bir takıntı. Peki bir şey diyeceğim. En büyük takıntın küçüğe büyük basmak mı? Büyük... Evet işte ona ayar oluyorum. İnsanlar küçük yapıp büyüğe basıyorlar. Ya... Büyük küçüğe basıyorlar. Bir de küçüğe basıyorlar gitmiyor. Bunu... Onlar beni çok... Buna gerçekten...
Buna benim de tahammülüm yok. Allah aşkına küçük yapan insan nasıl büyüye basabilir Yasemin? Bunlar... Bilmiyorum. Hakikaten çok rahatsız oluyorum. Hani tutasavrufu da tabii düşünüyorum ama hani özellikle... neden büyük? Bunu bana daha kimse açıklayamadı. Ya da büyük yapıyorsa niye küçük? Çok karmaşık bir şey. Bilmiyorum. Ya zaten hani dakika başı da... Hayır, dakika başı zaten büyük büyük olmaz. Anladın mı? Hani bunda bir şey olmalı ya. Bir adabı ol. Ne şeyden bir muhabbet bu Yasemin? Ne? Yani işte ama takıntı sordum. Takıntı veriyorum. Hayır yani. Gerçekten. Benim takıntım çok, kötü bir şey. Çok kötü bir şey ama gerçekten kapıda bekleyip de çıkınca kolonya mı döküyorsun? Hayır yani ben örnek veriyorum, bir kafeye vesaireye gideyim, sıra bekleyeyim. Evet. Böyle o zaten büyüğü setiyle küçüğü seti sifon olarak söylüyorum, fark ediyor yani. Hani da... Çünkü küçük sifon kısacık hemen vırırık yapıyor, doluyor. Büyük sifon uzun uzun bekliyor suyun dolmasını. Hayır, da... Yanından kız geçiyorsa kıza da ağzımın içinde konuşuyorum. Ben bunu ne diyor, bana bastın falan diye böyle. Gerçekten bu da küçük bir şey. Düşünsene içeriden çıkana pardon büyük mü küçük mü dediğin zaman hani. Yok, soramıyorum tabii ki onu ama kendi kendime hep böyle bir kafamın içinde niye bastı acaba? Şey mi yapıyorsun mesela, girdin... Büyüğe mi bastı bu, küçüğe mi, ben nereden bileyim? O da takıntı mı lazım? Yani neye bastığını da öğrenmek istiyor musun? Hayır, şey mesela kadın benim önümdeydi. Zaten gireli birkaç saniye olmuş. Evet. Birkaç saniyede büyüğe basacak şekilde yapamayacağı belli. Yani, o zaman niye büyüğe bastı? Yani, bunun bunlar hep süresi mi var ki bunun? Ha? Mesela evet. Yani bunun demek ki bir şey de olabiliyor. Anladım. Evet. Yasemin çok ilginç bir takıntı ama önemli de bence. Buna ben de takılacağım bu saatten sonra. Lütfen yani bu konuya bence toplumlar ben de eğilirsek... Bu konuya ben de bizim evde mutlaka el atacağım. Kim girdi, ne yaptı, neye bastı? Ben bunların hepsini not alacağım Yasemin bundan sonra. Anlaştık. Çok iyi. En azından benden birilerinin daha olması beni mutlu eder. Yok, takılacağım. Gerekse kapının arkasına bir liste hazırlayacağım. Büyük, küçük. Yani kim çarpı atsınlar, anlatabiliyor muyum? Yani evde en azından doğaya ne karıştı, katkımız ne oldu onu ben öğrenmek istiyorum gün içerisinde. Yani bu da yani o işin tabii biraz değişik bir boyutu ama şans diliyorum. Umarım sen de çok benim gibi derinlere dalmazsın. İnşallah Yasemin. Gerçekten ne kadar da takıntılı bir vaka. Şu an ben sana soru da sormak istiyorum o zaman Yasemin. Tabii. Tabii. Renkli sorular. Harika. Evli misin? Nişanlıyım. Nişanlısın. Nişanlın peki bu duruma özen gösteriyor mu? Çünkü bence herkes özen göstermesi gerekiyor. Yani ben ona bundan bahsettiğim evet. için mümkün olduğunca hassas davranıyor. Hani beni hiç kırmamaya çalışıyor. Evet. Nişanlı olduğu zaman bu tarz hani vicdansal konularda çok daha birebir bir şey olmuyor. Evet. Genelde ya misafirlik ya bilmem ne. Peki yalan söylüyorsa sana mesela küçük yapıp büyük basıyorsa Yasemin ayıp eder. Tabii. Gerçekten ayıp eder. Senin gibi bir insana o yapılmaz gerçekten. Peki Yasemin... Hiç abartılı bulmadım bu arada ben bu takıntıyı. Olabilir, gayet gerçekten normal. Gerçekten mi? Gerçekten abartılı bulmadım. Hatta... Çok teşekkür ederim. Yani ayarken çok düşündüm. Hayır. Hani acaba bunu anlatsam mı anlatmasam mı? Hayır. Ama... Hepimizin bunun öğrenmeye ihtiyacı vardı bu akşam. Çok teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Asla abartılı değil. Peki sana sorum, kadınlar neyi çok abartır Yasemin? Bu çok önemli bir soru. Önemli bir soru. Kadınlar neyi abartır? Yani... Gerçekten bazen küçük bir şey abartıyorlar. Mesela senin sorunun harikaydı. Aldatılmayı çok abartıyor kadınlar. Neyi? Sanki içken aldatılmayı. Gerçekten abartıyorlar. Yani... Çok abartıyorlar. Evet. Mesela ne olmalıydı Yasemin? Dünyada sanki ilk defa onun başına geldi. Sanki kendi hiç aldatmamış gibi davranıyorlar. Aa. Tepkin ne olur? Nişanlın aldattın. Aldattı nişanlın seni. Yakaladın. Hı hı. Ne dersin mesela? Yani ilk onu ben de aldatırım. Sonra her şey karşı kadar ayrılırım yani. Ha. Niye büyüteyim ki olayı? Aldatıp nasıl gözüne sokacaksın ki bunu ama adama? Nasıl ispatlayacaksın aldattığını? O nasıl yakalandıysa ben de aynı şekilde kendimi yakalattırırım. Ama şimdi önce sen onu bir yakaladın artık. Yani senin o anda aldatma imkanın yok. Yanında nöbetçi adam taşımıyorsun. Ya hepimizin var kendimize göre teknikleri. Kadınların hepsi masum gözüken şeytanlar yapacak bir şey yok yani. Yani kısasa kısas diyorsun öyle mi? Ben öyle yaparım yani. Yapacak niye bu kadar abartayım, büyüteyim, beni aldattı, öldüm, bittim, onsuz ne yaparım? Aynen çok öyle. Öyle bir dünya. Dünyada abartılması gereken daha büyük şeyler var bence de. Mesela işte çok. Küçük yapıp büyük sifona basmak. Bu benim için çok daha önemli bir kıstas gerçekten. Gerçekten öyle. Haklısın. İnşallah bu yayın birçok kişiye ders olmuştur. Herkes büyüğe küçük, küçüğe büyük basmaz. Temennim. İnşallah insanlara bir şey öğretmişizdir. Hayat dersi verdi bize Yasemin. Çok memnunum bundan. Gurur duyuyorum. Biz de seninle gurur duyuyoruz Yasemin. Mutlaka sifonları saymayı unutma. Hep bak, tamam mı? Tamam, çok teşekkür ettim. İnşallah evine diliyorum. Gelen çok olsun. Kendine iyi bak. İyi geceler diliyorum çok Yasemin. Çok teşekkürler. İyi geceler. Çok sağ evet, olun. Evet, normal izleyicimiz Yasemin. Teşekkürler. Çünkü kendisi çok normal bir izleyicimiz bence.
takıntısı çok normal. Yasemin sana ne Allah aşkına, millet küçüğe mi basmış, büyüğe mi basmış? Arkandan da konuşayım biraz ama. Aa, küçüğe mi basmışlar, büyüğe mi basmışlar? Sen Yasemin, sen sular idaresinden mi geldin? Ne evin içinde adama küçük mü yaptınız, büyük mü yaptınız? Yalnız ama ona basmıyoruz ama, lütfen ama. Ona basmıyoruz ama diye. Güzel ya, olur, o da olabilir. Şimdi az önce haftanın klibi geldi. Mustafa Topaloğlu, sandal diyecek mi yalnız? Mustafa Sandal, kafayı taktım. Klibi gördünüz. Kendisi bizim uzaylı olan ilişkilerimizi güçlendirdi. Uzaylılarla aramızda muhteşem bir duygusal bağ kurdu. Mustafa Sandal diyorum hala ben. Mustafa Topaloğlu çünkü o. Efendim diyorlar ki uzaylı da olsa insan insandır aga. Ayırmayacaksın. Bu devirde insan insandır, uzaylı uzaylıdır. Bu yorumu yapan da yine çok da normal olmayan bir izleyicimiz galiba. Teşekkür ederim. Ben de kafayı sana taktım. Teşekkür ederim. Uzaylının dünyaya seslenişi tüm müzik marketlerde adlı çalışma olmuş bu diyorlar. Adam yıllarca hepimizi trolledi. Adam troll müzik diye bir şey yarattı ve onu dinliyoruz diyen bir dinleyicimiz var. Gerçekten troll müzik diyorlar. Bilmiyorum, bence güzel müzik. Bak adam uzaya çıktı, televizyonu kurdu. Baba tam Türk adamı be. Tam Türk milleti, yemin ederim. Bir çizgili pijaması eksik orada. Mangalı da yaktı. Yelliyordu böyle etleri metleri. Harika. Mars'ın en karizmatik adamıdır bence Mustafa Topaloğlu diyor. Yani baktığın zaman evet, neden olmasın? Yani daha bir tık üstlük bir uzaylı çıkabilir gibi geliyor da bana, ama olabilir, bu da olabilir. Bu şarkının kıymeti ileride çok daha iyi anlaşılır olacak diye bir şey yazmış buraya. Oraya random atmışlar. Gençler yapıyor bunu. Güzel. Yani orada dalga geçmişler. Neden? Bu parçanın değeri bence Elon Musk uzaya dolmuş kaldırdığında anlaşılabilir arkadaşlar. Bu gece sizlere sorduk Gong'da. Gereksiz bir bilgi olabilir belki ama bence herkesin öğrenmesi gerekiyor. Sordum sizlere, dedim ki horozlar neden sabahın köründe öterler? Çok erken saatlerde, bunu bilen var mı diye. Kimse bir şey demedi. Demek ki bilmiyorsunuz. Ben öğreteyim. Şu anda çünkü ben bunu biliyorum. Evet. Efendim horozlar sabahları insanları erken kalksınlar da işe güce gitsinler diye uyandırmıyorlar. Neden uyanıyorlar biliyor musunuz? Biyolojik saati var adamların. Yani bu adamın uyanış saati sabahın körüne denk geliyor. Biyolojik olarak. Çünkü sabah güneş doğduğu anda güneşin yaymış olduğu ısı ve ışık enerjisiyle horoz bir anda metabolizması uyanıyormuş. Ve uyandığı zaman da nefesini açması için ve diğer canlılara bak ben uyandım kardeş sen de uyan, uyanıksan gel kahvaltı yapalım demesi için horoz ötüyormuş. Ama biz yıllardır diyoruz ki ne düşünceli hayvan, bizi işe güce kaldırıyor diye. Halbuki onun yerine ezan okuyan saatini kur, sabah okusun. Bu kadar basit. Şimdi efendim gecenin konusu takıntılar. Bir de biliyorsunuz ki tikler işte. Yani tikler, takıntılar, bütün gece boyunca konuştuk. Arayanlar oldu. 0212-270-080'den gecenin son telefonunu alabilirim. Çünkü Gong'da geri sayım başladı. Artık kapanışa doğru ufak ufak adımlarla gidiyoruz. 0212-270-080 canlı yayın telefon numaramız. Son takıntılı izleyicimi alabilirim Gong'da. Efendim şeftali meyvesini seven var mı aranızda? Şu anda bak şeftali, tüylü tüylü şeftali dediğim anda ekran karşısında rahatsız olan biri var mı? Tüylü şeftali, şeftali, limon, şeftali ve limon diye... Şu anda birçok insan beni sevmiyor. Benim yönetmenim de şeftaliden nefret ediyor. Hem de tüylü şeftaliden nefret ediyor. Şu anda ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Muhtemelen benden de nefret ediyor. Ama ne yapayım hocam şu anda sizin orada ağzınız çok hoşuma gidiyor. Efendim tüylü şeftali adını duyunca kendinden geçen insanlar var. Bir izleyelim bakalım neden tüylü şeftali deyince insanlar kendinden geçer. Hayat. Meyve ağaçları. Meyve ağaçları, hayvanlar, erik, tavuklar. Erik, kiraz, kayısı, yumurtalar. Şeftali. Yapma. Ya abi ya. Yapma abi ya. Ya yok ya. Neydi o? Ya bırak ya. Alanatlar ben. Şeftali gidiyor böyle. Harika. Şeftaliye tepki veren arkadaşlardan bir tanesi ekrandaydı. Ama bir tane daha var gelecek şimdi. Şeftaliye gelsin tepki. Şeftali. Hayda. Tamam elmadan ısır. O şeftali. Hayda. Var mı gerçekten?
Oldu şeyden mesela bazı adamlar. Peki başka ne tip adamlar? Şu an yalnız onları izledikçe ve şeftali deyince benim ağzım sulandı. Gerçekten. Benim de buralarımdan buralarımdan sular akmaya başladı. Bende de bir tepkimi başladı. Etkiye tepkimi anlamadım ama ya da Yasemin hocamın, sevgili yönetmenimin ahı mı buldu anında bilmiyorum ama tüylü şeftaliye tepkimiz var bir tane daha. Gelsin bakalım şeftaliye son tepki. Şeftali yedin mi, ne olayım? Şeftali, tüylü şeftali. Efendim şeftaliye tepkiler böyle. Tüylü meyvelere genelde bu şekilde tepkiler verenler var. Kayısı ve kivi de dahil olmak üzere. Mesela ben kivi elleyemiyorum ama bende alerjik bir durum. Kivi ellediğim anda avucumun içi böyle 3 gün kaşınır. Hani para gelecek derler ama öyle olmuyor, değil. Yani bendeki bayağı kaşınıyor. Şeftaliye gelen tepkiler harika. Yorumlar çok güzel. Şimdi bizim ünlülerimizin tikleri ve takıntıları ekrana gelmeye devam etsin. Çünkü ilginç birkaç ünlü takıntısı daha var. Görelim efendim havada kalmasın Gong'da. Evet sevgili Mazhar Alanson'un şöyle bir takıntısı var. Diyorlar ki kendileri, gitmiş olduğum her ülkeden mutlaka peruk alıyorum diyor Mazhar Alanson. Ama Mazhar Alanson'u ben hiç saçlı da görmedim. Yıllardır peruklu da ben görmedim. Bu perukları alıp evde mi takıyor ki? Acaba hani kendince Biricik Sude'nle evliyiz değil mi bildiği kadarıyla? Bir akşam yemeğe her gece farklı bir perukla mı yemeğe mi iniyor? Odaya mı çıkıyor sevgili Mazhar Alanson farklı 200 tane perukla evde? Ne yapıyorsa ama değişik şeyler de yapıyorlar demek ki. Güzel şeyler bunlar çünkü. Güzel. Hemen son kez telefonu veriyorum. Varsa bir kişi alacağım. 0212-270-0-80. Bu arada hattan düşenler de var. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi buradan iletmek istiyorum. Şimdi bir ünlü takıntısı daha alacağız. Takıntılar bitmiyor. Yani 3 saat daha yapsam yayını takıntılar inanın bana bitmez. Sevgili Deniz Akkaya tam bir zengin takıntısı. Aman Allah'ım harika bir takıntı. Diyor ki kendisi, ben en yakın arkadaşlarıma, eşime, dostuma onların özel günlerinde mutlaka atlamadan mavi güller gönderirim diyor sevgili Deniz Akkaya. Ben de defalarca sevgili Deniz'le iş yapmış birisiyim. Birçok sahne yaptık, söyleşiler yaptık. İşte moda günleri, tartışmalar falan filan, çok keyifli işler yaptık. Ama sevgili Deniz, senden bir günden bir güne maviyi bırak, beyaz bir papatya bile görmedim. Ya bu nasıl bir zengin takıntısıdır arkadaş? Ya bak zenginliği oradan belli ki, mavi gül. Ben hayatımda ben görmedim ben mavi gül. Nereden? Ben nereden göreyim mavi gül, hiç görmedik. Çünkü o pahalıdır onlar. Ama sevgili Deniz en yakınlarına hep mavi gül gönderiyormuş. Bir ünlü takıntısı daha varsa görelim. Murat Boz. Murat Boz gördüğü her elmayı yemek istiyormuş. Kimin elinde görürse görsün ve onu en çok hayranları zorluyormuş. Çünkü konserlerinde hayranları sahneye elmalar atıyormuş. Bu adam hangi birini yesin? Yani elma mı yesin, şarkı mı söylesin sevgili Murat Boz? Onun da işi zor gerçekten. Her elmayı yemekte biraz zor olsa gerek. Ama Murat'cığım yine de insanların elmalarına göz dikme yani. Kaç para bir elma Allah rızası için kazanıyorsunuz da ya. O seste yıllardır ne oturdunuz ne elmalar yediniz Murat. Neyse hayırlı olsun, güzel, afiyetli olsun. Efendim varsa bir ünlü takıntısı daha alırız. Yoksa da ben bir takıntım daha var, ona da bakacağım. Evet sevgili Neslihan Atagül, ayakları güzel demek ki. Çünkü onunla evlenen sevgili Kadir Doğulu demiş ki benim evleneceğim insanın ayakları güzel olmalı, bakımlı olmalı, çekici olmalı, hoş olmalı ki ben evlenebileyim. Evlendiklerine göre demek ki sevgili Nisan ayakları güzel. Diyor ki ben kapalı ortamda asansörde kalamıyorum, kimseyle kalamıyorum, yalnız da kalamıyorum diyor, korkuyorum diyor. Yani bu klostrofobik bir durum aslında. Asansörde kalma korkusu birçok insanda var. Kapalı ortamda kalma korkusu da yine birçok insanda aslında var sevgili izleyenler. Evet varsa bir ünlü takıntısı daha bir gelsin. 0212-270-0-80 gecenin son kapanışı alabilirim telefonu. Sevgili Demet Akalın, Demet Akalın'da nazar korkusu varmış.
Sahnelere çıkmadan önce efendim sahnenin her yerine belli başlı yerlerine nazar boncukları fırlatırlarmış. Böyle ki nazar değmesin güzelliğine sevgili Demet Akalın'ın diye. Bir de elbisesine mutlaka bir mavi boncuk takarlarmış Demet Akalın'ın ki nazar değmesin sevgili Demet Akalın'a diye. Evet, ben çirkin olduğum için mesela hiç nazar boncuğu takmadım, hiçbir yerime bir şey takmadım bu gece. Nazar da değmiyor zaten. Allah da nazardan korusun. Bu Demet Akalın'ın da takıntısı mavi boncuklarmış. Allah da onu nazardan korusun diyelim. Ne diyelim? Efendim var mıdır bakalım sırada yeni bir takıntımız bizim? Varsa gelsin. Asuman Krause. Asuman Krause de yine son dönemde aslında gençlerin birçoğunda bulunan bir takıntıyla karşı karşıya kalmış. Kendisini çok zor duruma sokmuş bu takıntılı durum. Evlilik takıntısı. Evlilik ona uzakmış, evlenme korkusu varmış, evlenemiyormuş. Böyle bir durumu söz konusu. Evlilikten korkuyor. Asuman hiç evlendi mi ya? Bildiğim kadar evlenmedi değil mi Asuman Krause? Bak bana bak. Milyon TV magazin müdürü. Evlendi mi arkadaşlar? Bunu acil bekliyorum. Bunu bana raporlayın. Bilmiyoruz. Asuman Krause evlenmedi galiba. Demek ki bu korkusunu doğruluyor bu durum. Evlenmediyse doğruluyor. Evlendiyse de acaba neden korkmuş olabilir sevgili Asuman Krause? Bunu da bir araştırmak lazım. Bilmiyoruz. Evet, varsa bakalım yeni bir korku daha gelebilir Gong'ta. Ünlülerin ilginç takıntılarıyla devam ediyor mu Gong? Var mı efendim? Yok! Yok, bitti! Hop! Sonunu verdik ya! Bitti. Tamam. Efendim bende var. Sevgili Ajda Pekkan, biliyorsunuz ki süperstarımız. Ajda Pekkan henüz 40'lı yaşlarındayken şu anda devam ediyor sanat yaşamına. Allah uzun ömürler versin. Türkiye'nin bence gerçek anlamda en büyük starlarından bir tanesidir sevgili Ajda Pekkan. Gün içerisinde sürekli Çin çayı içen pop müziğinin pop starı, kuliste Çin çayının yanı sıra diyet bisküvi ve salatalığının mutlaka bulunması ve gün içerisinde tüm bunları tüketmesi gerekiyor diyor. Çin çayı. Biz Türk çayını bulamıyoruz arkadaş. Markette bakıyoruz, zam gelmiş, almaktan vazgeçiyorum ben ya. Çin çayı kaç para, bunun kilosu nedir, her günde içiyormuş. Allah daha çok versin. Güzel ya. Vallahi zengin insanın takıntısı da bir zengin oluyor. Bir değişik oluyor. Aldatma takıntısı olan insanlar varmış bu arada, onları gördük. İşte seks takıntısı olan insanlar varmış, onları gördük. Para takıntısı olan insanlar varmış, onları gördük. Marka takıntısı olan insanlar varmış, onları gördük. Çok ünlü bir sanatçı var, hadi isim vermeyeyim de şimdi. Kıvanç Tatlıtuğ. Şeymiş, diyor ki marka takıntısı olan insanları asla anlayamıyorum diyor. Marka takıntısı olan. Benim hayatta asla marka takıntım olmadı diyen sevgili Kıvanç Tatlıtuğ son 10 yılda yaklaşık 10 markanın falan da reklam yüzü olmuştur, ama o da öyle bir durum söz konusu. Evet, güzel. Marka giymeyi sevmeyen sevgili Kıvanç şu anda da markalarla işbirliği yapmıyor mu acaba? Yapıyor mu ki? Bir markanın yüzü değil mi yine? Olabilir. Para da öyle kazanılıyor. Efendim, bir filmin ya da dizinin ortasına denk geldiysem asla izlemem diyen bir izleyici var burada. Bir filmin ya da dizinin ortasına denk gelsem asla izlemem diyor. Bu durum benim kız kardeşimde de var sevgili Gözde. Mesela kardeşim bir film izleyecek ya da bir dizi izleyeceği zaman böyle hazırlanır. İşte mısırlar patlar, işte çaylar, içecekler falan filan. Abi o gelmeden eğer jenerik biterse eskaza o filmi izlemez. Yani bütün hazırlık çöpe gider. Ben bunu sonra izlerim diyor. O yazıları görmek zorunda. O bende de var biraz ama izlerim yine. O takıntılı, asla izlemez. Bu da yine böyle bir hastalıktır. Ve sevgili izleyenler, gecenin son takıntısını da söyleyeyim size. Enosimani ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Enosimani de sürekli olarak günah işlediğini düşünme takıntısıymış. Sürekli olarak yaptığın her şeyde günah işlediğini düşünüyorsan enosinomiono ne o? Enosinamanisiniz. Efendim, enosinamanisini olan insanlara da geçmiş olsun diyoruz buradan. Sevgili izleyenler, bu hafta Gong başladığı gibi bitti. Efendim çok eğlenceli bir konu oldu. Çok eğlenceli bir gece oldu. Takıntılar say 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 bitmez. Hayatta sizler takılmaya devam edin ama kendinizi üzmeden, yıpratmadan bir şeylere takılın. Efendim hayatta hiçbir şeyi ciddiye almayın. En azından çok ciddiye almayın. Bizim gibi yapın, yarı ciddi kalın. Haftaya Cuma gecesi Gong'ta tekrar görüşene dek ben Aykut Pala. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Milyon TV'de ve Gong'ta kalın.